Kanka kendimi kesiyorum aynada. Bugün bir şey oynamıyoruz Berduş. Var mı selam vereneden kaçırmayalım dedim. Peki, neyse bakalım ne var ne yok. Yani Cyberpunk'ın 48 dakikalık videosunu zaten izledik. Underworld. Bir dakika ya. Wonderworld çıkmamış mıydı? Bakalım hele. Ses iyi mi? Stygian. Ne lan? Call of Cthulhu mu bu? Stygian, Mitigian. Biraz daha açayım mı? Feyzullah hoş geldin, sefalar getirdin. Bu ne böyle be? İşte. Only one as clever and resourceful as you may prevail. Show us a new. Bir oyun vardı ya buna benzeyen. Zindan keşfi mi bu şu anda? Tam olarak şeyini bilemedim. Gizlilik de var. Yalnız animasyonlar biraz sıkıntı ya. Underworld. Bir dakika. Bildiğimiz Underworld mu bu? Şu MMO olan Underworld. O mu lan? Herhalde o ha. Underworld Ascendant. Update. Update diyor gerçi. Bu hali hazırda bir oyuna gelen update mi? Neyse geçtik. Peki. Şey ettiremedim. Microids reveals a teaser trailer for the upcoming detective game. 1950'lerde. Aa! Abi Black Set şey değil mi ya? Böyle bir çizgi roman serisi var diye biliyorum ben. Black Set diye. Yanlış mıyım ya? Evet. Aynen. Bayağı da güzelmiş ha. Ya hiç okumadım ama biliyorum. Black Set'i haberim vardı. Enteresan. Şimdi ona oyun geliyor öyle mi? Bak şimdi ilgimi çekti. Now you talking man. Çıkmamış mı daha? Ben güncelleme falan zannettim. Bakayım. Teşekkür ederim bu arada. Ne abi? Bu bizim şey. Şunlar. Tamam, sıkıntı yok. Burada ne var? Şunu falan filan. Türkçe desteklenmemektir. Çıkış tarihi 15 Kasım. Bu bizim bildiğimiz Underworld mu ya? Ha, Ultima Underworld serisi. Evet, tam ondan bahsediyorum. Underworld. Ultima ismi gelmedi aklıma. Ultima Underworld. İlk online oyunlardan bir tanesi. Yani hatta ilk online oyun... Yok, ilk online oyun değil ama en çok ses getirenlerden bir tanesi. Nice gencin o dönem için geleceğini çalan oyunlardan bir tanesiydi Ultima. Böyle bir şeyliği var tabi. Bir olmamışlığı varsa ki. Bir dakika ya. Aa, Vera Spector'un diyor lan. Signature Play adına gameplay for the default name. Bak Warren Spector şey ha. Bilmeyenler adına. Şu Epic Mickey'i falan yaptı abimiz. Hatta bizim BSC'de şeyi de vardı. Deus Ex'i falan yapan arkadaş. İlk Deus Ex'i oyunu mu ne tasarlamıştı diye hatırlıyorum yanlışım yoksa. Aynen ta kendisi. Görsellere bakarsak. Thief'i de tasarlayanlardan bir tanesiymiş. Evet Deus Ex. Epic Mickey'i görüyorsunuz. Epic Mickey demişken Epic Mickey'nin ilk skeçleri şu konsept artlardaki gibi olsaydı oyun bambaşka olurdu ha. Nerede o? Abi şunlara bakabilir misin? Bakar mısın daha doğrusu? Bayağı bir farklıydı bence oyun. Disney büyük ihtimalle oyunun bu kadar karamsar olmasını istemedi gibi geliyor bana. Ha, çok acayip şeyler vardı Epic Mickey'nin içinde tasarım olarak. Şunlara falan baksanıza. Steampunk üyeleri falan varmış oyunun yani. Sonra bambaşka bir oyun çıktı tabii karşımıza. Neyse nereden nereye geldi konu?
Underworld Ascendant'tan konuşuyorduk. Varen Spector'ın içerisinde bulunduğu bir proje heyecan verici olabilir tabii. Düşünün, Thief, Deus Ex gibi oyunlara imza atmış bir abiden bahsediyoruz. İnşallah güzel bir oyun olur efendim. Haberimiz yoktu. Bunu da görmüş olduk. Nugger Power hoş geldin bu arada. Az önce çok fazla kişi yoktu da ben böyle muhabbete daldım. Line Action hoş geldin. Berkay tekrardan hoş geldin. Fenerli Roko hoş geldin. Selamlar, saygılar. System Shock. Aa, System Shock'ta da mı varmış? Hoş geldin Sulu Karpuz. Ben de seni bekliyordum. Bu programda benim kaçırdığım bir oyun boyun olursa dedim o aradan bizim Hakan gönderir bana. Joy Bishop tekrardan hoş geldin dostum. Sefalar getirdin. Sen iki kere dedin ya hoş geldin de diye. Ben de söylüyorum işte. Şimdi şu Black Sad'e bakayım. Onu çok merak ettim ya. Hani Black Sad'in acaba Türkçesi... Türkçe var mıydı ya Black Sad? Türkçe olarak var herhalde değil mi? Oo, yalnız... What's happening mate? Türkçe var mıymış? Ama kitap yurdu diyor. Acaba kaç şeyden oluşuyor bu? Ciltten oluşuyor. Black Sad 1 diyor. 2 var mı? Black Sad 2 var. Acaba kaç tane şey var ama? Ya 2 cilt mi sadece acaba? Ha, yurt dışında 3 ve 4. ciltleri yayınlandı. Bunu bu arada ta 2012'de yazmışlar. Ne en kısa zamanda ülkemize yayınlanırsa hızlıkla bekliyorum. Neyse, bunu daha sonra kurcalarız ama benim bildiğim çizgi roman dünyasında çok önemli bir yeri olan Engelli abi. Kapat, her yerden bir şey fışkırıyor edeceğim yani. Ha. Bakayım, heyecanlandım. Nasıl bir şey yapmışlar acaba? 1950'ler. Dedektiflik. Baseball, football. Today people can watch sports on television. They can admire their heroes. Güzel değil mi? Hiç fena değil. Çok daha düşük bütçeli bir şey bekliyordum ama. Wolf Among Us'ı tabi alakası yok biliyorum ama biraz onu his andırıyor. Yalnız bir dakika ya. Bir dakika ya. What the fuck? Ya sizin ben var ya otoplayınıza sıçayım sinet ya. Şeyinizin şimdi... Yavşak herifler ya. Ondan sonra sitenize niye gelmiyorsunuz? Sokacağım otomatik play'inize ya. Diyorum ne oluyor ya? Şurada animasyonda bak. Bak şuradaki animasyon şeyi takılmalarını fark ediyor musunuz? Daha böyle yumuşak olmasını bekliyorsun ya. Belki de stilize edilme tarzı mı öyle? Sanmıyorum ya. Böyle bir sanki böyle frame atlayarak gidiyormuş gibi. Buralarda bir sorun yok. Güzel duruyor ya. Kim yapıyor? Pendulo Studios. Pendulo Studios kimmiş abi? Pendulo Studios. Ne deneyiminiz var? Yesterday'in yapımcısı. İspanyalı bir stüdyo. Vay 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 vay. Well 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 well. ...94 yılında kurulmuş bir stüdyoymuş ya, bayağı da eski. Evet, şu anda Our Games'e bir girelim bakalım neleri var. Yesterday, başka? Aa, Runaway serisini de yapmışlar bunlar. İyi, güzel. Yani adamların bence şu anda referansları gayet iyi. Söyleyeyim size, bunlar Telltale's gibi öyle uyduruk adventure oyunları da yapmıyorlar arkadaşlar. Gayet güzeldir. Hani adventure hakikaten de oyunu yapan... Ender firmalardan bir tanesi. Güzel. Bu adamların yapıyor olması hoşuma gitti. İyi ki Telltale Games el atmadı abi. Ne, artık yani Telltale Games deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Referans fena değil. Hayırlısı olsun. Soul Calibur. Bildiğim kadarıyla Soul Calibur serisinin ipini çekebilirlermiş. Eğer bu oyunda başarılı olmazsa efendim. Sabri gelmek istersen buyur gel abi.
Kaan hoş geldin. Gerçi ben Discord'a girince benim sesim bozuluyor ya tuhaf bir şekilde. Benim çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi Soul Calibur. Yani çok rahat alışabileceğiniz dövüş oyunlarından bir tanesi. Bunun PlayStation 1'de adı farklıydı sanki. Soul Calibur değil de, yok Soul Calibur da değil. Soul Blade'di sanki. Değil mi? Evet. Soul Edge'di pardon. Soul Edge'di. Sonra bir şey oldu. Bunun adı değişmek zorunda kaldı. Soul Calibur'a döndü. Soul Edge, Soul Blade. Sonra Soul Calibur'a döndü. Aynen. İnternet şey vardı bunun bakayım ya. İnternet kafe diyecektim ya. Atari salonlarındaki ilk şey neydi bunun? Soul Edge. Neyse şimdi çok girmeyelim de uzatmayalım. Şuradan bir bakalım. Aynen. Aa dur bir dakika dur. Yoksa benim şu Siegfried aynen. Bunun şeyli versiyonu vardı tabii. Kasklı şövalye versiyonu. Bayılıyordum ona. Seçecek mi acaba bilmiyorum ama Siegfried'ı yok seçmedi. Liv Long'u seçti seç. Çok güzel bir oyun ya. Çok rahat hani içine girebileceğin dövüş oyunlarından bir tanesi. Tabii bunda da bir derinlik söz konusu yok değil ama hani Street Fighter'a oranla falan daha rahat oynayabildiğim dövüş oyunlarından bir tanesiydi. Neyse bakalım şimdi yenisine. Ya dur. Neydi bir ara buna şeyi falan getirmişlerdi. Blacklist hoş geldin hocam. Darth Vader gelmişti ya herhalde buna değil mi? Bir bölümünde. Ha hatta burada şimdi Geralt var değil mi? Tamam, hatırladım. Bir ara bir Link'i getirmişlerdi GameCube versiyonuna. Hep böyle bir karakterler dahil oldu buna ya dışarıdan. Çekici hale getirilmek için. If you can keep a hold of who you are, you will be Ay, ay, able ay, to ay, 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 stave off the chaos. Do you really believe you can win? I despise you. That's it! For now, let's see what you're made of. Xbox 360 ya da PlayStation 3'e Darth Vader gelmişti. Ha, eyvallah abi. Angorkul hoş geldin. Aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar. Ya böyle sanki bu jenerasyona ait değilmiş gibi görseller. Bu Japon firmalar niye bu görseller konusunda biraz daha abanmıyorlar abi? Hani yapan yapıyor gerçi ama kötü de değil bu arada görseller. De sanki yani bu jenerasyonda daha iyisini görmüşüz gibi hissediyorum. Ha baksana abi arka plan yerler falan çok fena ya. Çok fena yani. Abi PlayStation 3 dönemi gibi hissettiriyor yani. Abi Devil May Cry 5'te abandılar da burada abanmadılar. Hepsinde abanmıyorlar. Ne varmış? Ubisoft announced a new trailer giving more information about the story. The game is also available pre-order. Geç abi. 15 Mart 2019'da çıkacak. O zaman 2000'in private beta. Neyse benim... Abi ilgimi çekmiyor ya. Çekmiyor işte abi ya. Bilmiyorum neden yani. Cyberpunk'ı sona bıraktık arkadaşlar. Bu burada nasıl olmuş olabilir? Bunu işte oynarsak Sabri ile oynarım abi. Yani Sabri ile oynamak için oynarım yani. Çünkü Sabri bu tarz oyunlardan keyif alıyor. Onunla birlikte keyif almak istiyorum. Abi Destiny 2'de. Geçen anlatmıştım Sabri de buradayken bir daha anlatayım. Belki biliyordur ama. Ya abi biz beraber mi oynamıştık Destiny 2'yi Sabri? Dost sen ben mi? Bir kişi daha vardı. İnşallah sen değilsindir ya. Hatırlamıyorum çünkü üçüncüyü. Ya böyle hayal meyal hatırlıyorum. Sen değildin ama sanki ya. Sen miydin lan Sabri? Bence sen değildin ya. Sen kusura bakma abi. Abi bir aynı görevi defalarca yapmak bir silah veya zırh düşürmek için bana göre değil abi ya. Bilmiyorum. Yani ya Destiny 2 oynarken ben şaşırmıştım abi olaya. Dostum da çok hoşuna gidiyor abi. Gidiyor gidiyor aynı görevleri yapıyor. Gidiyor gidiyor aynı görevleri yapıyordu. Yani böyle bir
Enteresan idi. Ben gelemiyorum abi ona. Bunalıyorum, sıkılıyorum yani. Her ne kadar böyle çatışma mekanikleri keyifli olsa da, silah kullanımı keyifli olsa da beni sıkıyor bir yerden sonra. İlbeycim, bakacağım dostum, merak etme. Biraz sabredin. Şunları bir halledelim. Arada kaçırdıklarımızı sizlerden isteyeceğim zaten. Ha, egzotik işte bana gelmiyor abi. Ya ben raid yapamadım, ona yanıyorum ya Sabri. Bir raid yapalım abi ya. Destin 2'de de olur hani, böyle bir olursa. Ben çok merak ediyorum abi, çünkü herkes şey diyor. Uf abi, onun olayı raid'de falan. Okey, bari gameplay verseydin. Ben gameplay verdi, ben mi kaçırdım lan acaba konuşma esnasında? Yo. CGI de değil, oyun içi şey de. Oğlum gameplay trailer diyor lan. Gameplay trailer dediğin, havaya fişek atmazsa ne mutlu. Aa, Luigi's Mansion. 12 Ekim'de geliyor. Alamayacağız tabii. Aa, Luigi's Mansion diyoruz da. GameCube alırım. Daha iyi demeyeyim ama. Sadece screenshot mı? Gameplay koyaydınız. Güzel ya. İki Luigi's Mansion oyunu da şeyde olmuş olacak böylelikle. Nintendo 3DS'de olmuş olacak. Ulan oğlum, ağzını kırayım. Şu oyunu niye Switch'e getirmiyorsunuz ya? Yine alamayacağım gerçi ama olsun. Abi oyun alamıyorum artık. Bitti ya. Alamıyorum. Fuck. Nereden girdiysen bu oyun şeyine, basını şeyine, muhabbetine. Super Mario Party, burayı geçiyorum. Sinking City. Ha, şuna bir bakalım. Ya benim anlamadığım, Call of Cthulhu iki tane oyunu geliyor. Herhalde. Birisi Sinking City, diğeri aynen direkt Call of Cthulhu. İkisi de bu Cthulhu mitosundan yola çıkmış bir oyun. Bu da direkt Call of Cthulhu. Survival Horror RPG. İnşallah. Adventure Detective Game. İnşallah. Scarf'a geçmeden önce şu Sinking City'ye bakalım. Yani abi, şu oyun Bethesda'nın, bak. Biliyorsunuz hangi oyunu. Şu oyunun yerine, burada bakmayın derece olarak 6-10 olduğundan, PC sürümünde sıkıntılar var. Şu oyunun yerini alacak bir tane oyun yapamadınız lan Kutulu mitosundan. Şimdi izleyeceklerimiz de, ben size söyleyeyim, etrafı araştır, Walking Simulator. Yani kütür kütür oyun duşu ya. Ben mesela ilk defa bu oyunda HUD ekranı çok güzel kullanılmıştı. Silahınızdaki mermileri açıp şarjörden bakıyordunuz. Mesela 6 patlar kullanıyorsunuz diyelim. Açıyordunuz abi, içinde kaç mermi olduğuna bakıp kapatıyordunuz falan. Dikiş yapıyordunuz yaralandığınızda kendinize vesaire. Çok güzel oyundu abi ya. Yani macerayı first person'da çok güzel birleştirmiş bir oyundu. Ulan devamı gelmedi. Hatta ben bunları araştırdım. Yapımcı firma daha sonrasında kendileri böyle, hani Bethesda'dan ayrı, herhalde iyi satmadı ki Bethesda destek olmadı bunlara. İkinci bir oyun yapmak istemişler, havada kalmış. Çok üzüldüğüm oyun markalarından birisidir. Çok güzel bir oyundu. İnanılmaz güzeldi. Yani şuradaki puanı aldanmayın abi. Şuradaki karışık biraz ya, problemler var herhalde. Windows 10'la birlikte ortaya çıkmış problemler bunlar. Ama onun dışında gerçekten güzel oyun abi. Tavsiye ediyorum. Oynamadıysanız oynamanızı isterim canı gönülden. Ulusyan hoş geldin. Sefalar getirdin. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O kuşçu, hoş geldin ya. Hala şeyde misin? Tatilde misin? Deniz kıyısındasın. Oo, eyvallah. Peki o zaman. Kazasız belasız git gel abi. Ailene çok çok selamlar. Keyifli tatiller dilerim. Black Set hoşuma gitti. Benim Black Set'ten haberim yoktu bu arada abi. Graffiti Redi hoş geldin. Hadi bakalım. Kutulu oyun devri bitti. Niye öyle düşünüyorsun? CGI olmasın abi. Gameplay yok mu? Oyun seslerini arttırayım mı bu arada? Fatih abi, kaç defa sordun Cyberpunk yayının sonuna saklıyoruz dedik ya. Talos hoş geldin. Abi yani şimdi tamam, CGI'de bunları yapıyorsun da benim. Neyse.
Bu atmosfer güzel CGI'da. Ne oluyor lan? Oha. Oha 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 oha. Suka biliyat. Abi şurada Devil May Cry yazıyor zannettim. What the fuck, ne alaka lan diyecektim. Maple hoş geldin, teşekkür ederim. Ulan ya. Gameplay mi o? Tamam, alacağım İlbey, teşekkür ederim. Bana bunlarla gel ya, dur şu CJ bitsin de. Ya atmosfer güzel şunu. Ya şu oyunun şey olduğunu düşünsenize. Böyle bir hani Bioshock havasında, Bioshock kalitesinde bir Cthulhu mitosu oyunu olduğunu düşünsenize şunu. Of. Onu alacağım İlbey. Gameplay'e bir bakalım. Ya şey çok güzel, sunum çok güzel mesela. Ya inan, sunum çok güzel. Bunun bir filmi olsa, böyle bir CGI animasyon filmini falan izlemek istesek herhalde çok keyif alırız. Çünkü şeyi çok güzel yansıtmışlar, o dünyadaki yaşanan değişimleri ve gerçekten de insana görkem veriyor o geçişler ve sahneler. Aha, Mist'e bağladı. Şöyle bir film olsa bunun ya. Aa, kendisi. What the fuck? Aa, tabii. Kafayı yedirtiyor değil mi? Tamam. Şimdi İlbeyciğim, az önce gönderdiğin gameplay'i tekrar gönderir misin? Ya da dur ya, seni niye yoruyoruz ki? Aha, burada. İzleyelim bakalım. Tentacles. Alpha game footage. Hadi bakalım. Tamam İlbey, açtım abi. Teşekkür ediyorum bu arada, sağ ol. Gurbetçi TV hoş geldin. Selamlar, saygılar efendim Finlandiya'ya buradan. Çok fazla olmadı başlayalı, yarım saat oldu ama çok bir şey kaçırmış sayılmazsın. Tekrarına bakarsın abi gerekirse. Abi bu direkt kaynaktan değil mi acaba? Ha, ne yapıyorsunuz oğlum? Yani 1080p'de izliyoruz. 240p çözünürlüğü upscale mi ettiniz anasını satayım? Kendi sitesi değil mi lan bu? Play for Games. Allah size bildiği gibi yapsın. Ha, şu anda oyun içi herhalde. Aha. Ne oluyor oğlum lan? Adam da what the fuck is going on demiyor yalnız ha. Bayri, özgünüm sizi rahatsız ettiğim için. Adım Dorothy Evans. Bir iş aradığınızı duydum. Sizin için bir işim var. Üf, geçişler falan biraz tak 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 tak. Hayda, kocam kayboldu, onu bul. Bu halledebileceğim bir şey. Tabii şimdi alfa, alfa olduğu için eleştirmiyoruz. Biz gameplay'e bakalım abi. Ses mi yok? Biraz da arttırayım mı şöyle? Geliyor olması lazım. Şöyle da geliyor mu şu anda? I work for a press.
What can you offer? My engagement ring is the most valuable thing that I own. You could sell it for a good price. Teşekkür ederim 10 bit için. Oyun güzelmiş, tam sendik abi. Ya benlik de şeye falan bakar mısın abi? Yani alfa olduğu için şey yapmak istemiyorum da, geçişler, hani animasyonları falan problem değil benim için. Gayet yeterli bence. Çünkü çok büyük bütçeli bir oyun değil. Güzel. Ama abi diyalog seçenekleri falan da bir tuhaf ya. Bad decisions. Kötü seçimler. Hadi bakalım. Bak şey çok güzel. Şu bak sunum çok güzel. Arayüz çok güzel. Böyle şeylerin üzerinde küçük küçük kara kalem çalışması soru işaretleri var. Böyle tir tir titriyor, onlarından iletişime geçiyorsun falan. Onlar güzel. Bak şunlar çok hoş. O ne lan? Bu da adam klasik şey işte bak. Kutulu abi. Fisherman'i balık adam olarak çevirecektim az kalsın. Bak görüyor musun şu arayüzden bu. So do you know him or not? Well, you just said it. It's not my business. Go mess around somewhere else and don't forget that your parents do. I'll get going. Whatever. Baksana abi, bak. Abi şu atmosfer güzel işte. O ben miydim? Yerden birisi çantalı bana benzeyen bir şeyler alıyordu. Devil May Cry Oteli'ne hoş geldiniz. Şu kim? Çöpçü mü bu? Scavenger mı? Hmm. Haritada bayağı büyüye benziyor eğer ilk keşfedeceksek eğer. Uf abi şey çok fena ya. Işınlanıyor lan teknenin içine. Neyse. Düzeltilir, düzeltilir. Ya en azından şey var ya, third person var abi. Cyberpunk'ta o da yok. Edip hoş geldin. Kiyoricim hoş geldin. Şekerim. Exalting sen de hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar, arada selam verenler, kusura bakmayın selamınızı alamadıysak, oyun videolarına bakıyor olduğumuz için. Hepinize tek tek selam ederim. Ya atmosferi güzel abi ya. O ne lan? Gerçekten atmosferini beğendim yani. Mekanlar güzel. Ama ve lakin tabii ki animasyon sıkıntıları var. Arayüz sıkıntıları var. Bazı yerlerinde sevmiş olsam da. Locked. Herhalde buradan çıkacaksın. Abi baksana kapı açmayı falan uçuyor. O ne lan? Ha tutup atabiliyorsun. Acaba bunu çarpışmalar esnasında da kullanabiliyor muyuz? Bu az önce konuştuğumuz kadın mı? Yani az önceki kadın bu olamaz ya, bir kansız. Yani bu Adriana Lima, o konuştuğumuz bizim Yıldız Tilbe'ye benziyordu yani. Hırsız için gelmiş olsaydım bunu cebe indirirdim diyor. Kim çizdi bunu ve neden? Ne oldu? Biz ha bunlara baktığımız zaman kafayı sıyırmaya başlıyoruz. Abi bu konuda Eternal Darkness'ı tek geçerim ya. Aha dur lan, bir geçit gibi bir şey açıldı. Herhalde etrafta ceset... Oo. Ya şimdi kutulu mitosundaki şeylerle kolay kolay mücadele ed... Oha. Olsun. Abi sonuçta gunplay var. Ciddiyim yani, iyi olmadığını farkındayım ama bir şeylerle mücadele ediyor olmak yine iyi abi ya. Yani böyle Walking Simulator kafasında kaçtan ziyade farklı silahların olması ve bu silahlarla bir şeylere karşı mücadele ediyor olman güzel abi. Güzel. Yani şunu tercih ederim abi, evet. Ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım.
relatively fresh. Hasn't dried completely. Locked just as I expected. This thick sackcloth is completely soaked with blood. Ne oluyor be? Değişmeye başladı. Tam Silent Hill gibi. Aha. Öldüren kişiyi görebiliyoruz herhalde burada. Dagon, Magon bir şeyler sallıyor ama Dagon mu şey yapıyor, summon ediyor, nedir abi? Ha, hadi bakalım burada ne olmuş? Bunları sıraya mı sokuyoruz? Şeyde olduğu gibi. Neydi o? Vanishing of Ethan Carter. Evet abi. Aranızda oynayanlar vardır. Vanishing of Ethan Carter'da etraftaki olayları böyle görüyorduk. Daha sonra da sıraya sokuyorduk bunları. Bulmaca gibi. Bunlar belli bir sırada oynadığında işte oradaki olayı çözmüş oluyorduk. Benim için biraz sıkıcı bir yöntem açıkçası bir şeyleri çözmek adına. Ya tam olarak bir bulmaca sayılmaz. Ya böyle bir tabii şehir atmosferi yapıyorsan yaşayan, gerçi burada yaşayan bir şehir atmosferi yapmana gerek yok abi. Kutulu mitos yani. Garip bir yapı koysa ortaya yeter. Baksana abi yani. Dudaklarını mühürlemişler kızı. Valiant Lion, Twitch Prime'la abone oldu. Çok teşekkür ediyorum 9. aboneliği için. Sağ ol, var ol. Kesene bereket dostum. Biraz daha ilerleyelim. Botu ışınlanacak mısın yine? Aynen. Cyclops 2 mi o? Ne o? O teknenin adı. Şimdi daha da şey yapmaya gerek yok gerçi de. Bakayım o ne lan öyle? Oo. Abi çok şey duruyorlar ya. Aşırı mekanik duruyor her şey yani. NPC şöyle odun gibi duruyor falan böyle. Ama işte şu var ya, siz görüyor musunuz öyle? Ah, özür dilerim, görmüyorsunuz herhalde. Şurada yazıyor, Alpha Game Footage yazıyor abi. I've seen him going inside the basement of the fish market. He could be hiding there. Bana bir şey anımsatıyor bu karakterin böyle yeşilli yeşilli olması ama. Aa şey, beter böcek. Böyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Hayda. Varna, çok teşekkür ediyorum efendim. Nerelerdesin ya Varna? Kolay gelsin Talha. Karadeniz suyu harika olmuş. Seneye yapmam şart oldu. Eyvallah. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Sleepless Man, hoş geldin şekerim. Ya şimdi sizin gördüğünüz ve yorum getirdiğiniz şeylerin üzerine farklı bir yorum getirmeyeceğim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bu oyunun çok güzel bir potansiyeli var bence. Atmosferi çok güzel ayarlamışlar. Şehir çok güzel duruyor. Etraftaki ortam yani hakikaten de böyle bir gerici olmayı başarabilmiş. Ama ve lakin çok odunsu duruyor yani animasyonlar vesaire. O da çok büyük bir problem. Bunun çıkış tarihi var mı? 21 Mart 2019. Which is Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 7 ayı var. 7 ayda ne kadar ilerletebilirler? Hiçbir fikrim yok ama inşallah güzel olur. Ya bir tane de burada. Ben bunları hep karıştırıyorum. Bu da first person.
Focus Home tarafından geliştirilen bir oyun, daha doğrusu yayıncısı oldu herhalde. Gameplay trailer. Greetings and welcome to Call of Cthulhu, the official adaptation of. Bunların da böyle belli bir şeyi var, kalitesi var. Onları bozmuyorlar. Sherlock Holmes oyunlarını yapan firma zannedersem, Cyanide. Zaten tabletop RPG from Focus Home Interact. Bu arada şöyle bir duralım bakalım kimler gelmiş, onlara bir selamlayalım. Hocam bir dahaki bayram abonelerden Karadeniz turuna götüreceksin mi? Olur Blackbeard, neden olmasın, beraber gidelim. Abi bu çok yoğun işler, takip edemiyorum. İş olsun da Varna, işlerin yolunda gitsin de. Allah kimseye muhtaç etmesin, gerisi gelir abi. Müsait olduğun zamanlar her daim bekleriz buraya. Vampire benziyor, evet, oradaki gibi işte çatışma var, birazcık RPG var, birazcık araştırma var. Aslında biraz vampir andırıyor ama benim daha fazla hoşuma gitti. Bakalım, Bordo Vero 34 hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleykümselam Ejder Doin, hoş geldin sen de, sefalar getirdin. Bu da kalitelisi demiş Good Games. Bakacağız. And Cyanide Studio. First person bildiğim kadarıyla. This is you, Edward Pierce. Edward War veteran, private investigator, struggling alcoholic. Hoş geldin. You come to the near forgotten Darkwater Island to look into the deaths of the Hawkins family after an inferno engulfed their stately home. Ne güzel, kasa falan yok burada. Here we are, Hawkins. İşte geldik, Hawkins malikanesi. Şöyle olunca çok mu arkaya gidiyor? Bak ya, bak görüyor musun, bak 60 FPS nasıl akıyor. Güzel duruyor ha. Ama neyse, Walking Simulator olacakmış gibi hissettiriyor bu oyun bana ya. 1693. This house is much older than it seems. Bu ev göründüğünden çok daha eski. Ne oldu lan öyle? You are trying to force the door, you nosy prick. Easy sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? Hırsız anekdada bize. Dump them into the ocean. Sakallar takma duruyor yalnız ya. Ya sanki vampirdeki ana karakteri buraya koyup göstermişler gibi duruyor. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. The encounter with groundskeeper Winchester. Bak, bu ilgimi çekti işte. Bu ilgimi çekti. Artık Walking Simulator olarak görmüyorum bu oyunu. Güzel. Intimidation, subterfuge, good old fashioned sneaking. It's your choice. Your skills will determine your fate and are improved throughout your journey. Yeteneklerin etkileyecek. Peki. Güzel. Tamam abi. Hoş. Incidental details will tie into your understanding of what happened to the Hawkins family. Bir şey söyleyeyim mi abi? Etrafı çok iyi araştırmak gerekiyor. Ve umarım Türkçe olur. Daha fazla oyuncunun oynayabilmesi için. Yeterli İngilizce yoksa bu oyun oynanmaz abi, söyleyeyim. Your skills will determine how much knowledge you can glean. Tahmin ettiğim gibi ise. A painting, a book, or a ritual circle. The last supper of the Hawkins. What does this tell me? They seem happy. But Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Let's see if I can find something that cops missed. Reconstruction scene. Burada da mı reconstruction scene var ya? Pierce is not a magical being. Ya bu tarz araştırma oyunlarında bu reconstruction sahneleri çok fazla kullanılmaya başladı sanki ya. Ha, kötü bir şey değil de. Acaba bir alternatif bir şeyler mi getirilmesi lazım? Buna diye düşünmüyor değilim. But he is extremely perceptive and a great investigator. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? Bak ayakkabılarını. Gerçi oyun yönlendiriyor bu arada. Ayakkabılarını mı kaybetmiş? Nasıl acaba falan. The child's corpse left a trace. During these reconstruction scenes, you find clues to quite literally build a picture of what happened. Did someone escape the fire? The more clues you find, the more you will know heading into conversations and other situations in the future. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Of course, in Call of Cthulhu, knowledge has a price, and blissful ignorance is sometimes preferable.
The more you discover, the closer you come to truth, the further you push your sanity to the brink, the risk the abyss of madness. Yakın dövüş bari olsaymış ya. Biraz mücadele istiyorsun. Your journey is just beginning. Hele hele hele. Yine de güzel gözüküyor. Not bad. Yani güzel gözüküyor abi. Hiç fena değil. Peki. 30 Ekim. Teşekkür ederim Karpuz. Bakalım detaylara. 30 Ekim'de çıkıyor. 160 lira. 142 lira Steam üzerinde. Türkçe dil desteklemiyor. Türkçe dil desteklememesi böyle bir oyun için büyük eksi bana soracak olursanız. 150 lira fiyatta. Yani şimdi şöyle bir şey. Bizim alım gücümüze göre olması gereken işte 150 lira ana akım oyunlar. Bu tarz oyunların da 60 liradan 70 liradan olması lazım abi. Ancak o zaman denge olabilir. Şöyle bir oyun 150 liraya Türk lirası için pahalı. Hani zaten yurt dışındaki fiyatı normal oyunun yarı fiyatına olarak çıkıyor. Orası için daha uygun. Bizim için maalesef hani zaten normal oyunlar uygun değil. Böyle oyunlar da yine uygun olmuyor maalesef. Ben de savunma aleti arıyorum ya. Yalan yok abi. Yani savunma aleti arıyorum. Maksat ateş etmek falan değil de. İşte yani. İnsan yine de arıyor abi. Nedir bu? Şu takipçi çığır. Yine recent donatorları çalıştırmıyor mu? Bakayım abi. En son Varna göndermişti ama. Şuna bir bakalım. Most recent donator. Hop. Allah Allah. Çekmiyor garip bir şekilde bilgileri. En son aboneyi çekti ama şu şeyi çekmiyor, bahşiş çekmiyor. Neyse yani onunla sonra ilgilenirim. Şunu bir küçültelim abi. Scarf. THQ Nordic. Ekran görüntüleri yayınlamış. PC'ye özel bir platform oyunu. Allah Allah, 3 boyutlu mu acaba? Ne bu, birazcık böyle Journey havası almadım değil. Bir şeyi var mı bunun? Scarf video game. Announce trailer, new gameplay. Dur bakayım. Bu ne? 9 Ağustos diyor. Zaten. O ne lan, GameCube kontrolcüsünün ne işi var orada? Uprising Studios. Engvorkel, teşekkür ederim. Bu sene Dying Light 2'nin gerçeği de var. Açıkçası ilk oyundan daha da iyi bir oyun geliyor. Division 2'de yakından takip eden ve ilk oyun seven biri olarak bunu kimlik tayfaya daha da memnun eden bir yapım olacak gibi. İyi akşamlar herkese. Engvorkel, teşekkür ederim bahşişin için. Sağ ol, var ol. Division'ın ben ilkinden çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ben de. Çünkü Division son raddelerinde çok iyi toparlamış bir oyun anladığım kadarıyla. Çok güzel yorumları vardı. Adamlar bu güzel yorumları bozmadan, Destiny gibi aptallık ederek, berbat etmeden daha güzel hale getirirler diye ümit ediyorum. Biraz böyle bir... Evet, yani böyle bir Journey ile neye benziyor desek? Bir Journey var zaten. Şuraları ben bir daha alayım da. Biraz böyle bir animasyonlar daha böyle yumuşak mı olsa diye düşünmedim değil. Ufak tefek etkileşimler de söz konusu. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Harry and the Secret of Season. Announcement. Modus Games Revealed. Upcoming Adventure Game. Ne kadar çok adventure oyunu çıkıyor ya. Harry and the Secret of Seasons. Mevsimlerin Gizemi. Huh?
Bu ne böyle be? Eyvah! Sırtlan kaymıyor burası. Pek boş bir yere gelmedik sanki. Hadi oğlum lan. Videonun yarısı çan çalmakla inlemek değişti. Gerçekten az mı sayılır diye. Gameplay. Bak bundaki animasyonlar ne kadar yumuşak. Güzel. Aha. Aa, fena değil. Böyle bir şey beklemiyordum. Çocuk biraz Avatar'dan fırlama bir karakteri benziyor. Yani tam ben gibi işte. Ya zaten burada belli ki şey yapıyoruz abi ya. Bu Secret of Seasons dediği şey mevsim şeyin hani mevsimleri yöneterek ilerliyoruz herhalde oyunda diye tahmin ediyorum. O kafada yapılmış bir oyun gibi gözüküyor. Çünkü şey falan var bak. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki böyle o yetenekleri, mevsimleri tek tek açacağız da burada aralarında geçiş yaparak ilerleyecekmişiz. Bak mesela burada güneş aktif. Burada bir küre oluşmuş. Ve orada bir faaliyet içerisindeyiz. Benim anladığım mevsimler arasında geçiş yaparak bana biraz Oracle of Seasons'ı hatırlattı. Aha. Efsane bir oyun bu var ya. Acayip iyi bir oyun bu. Bu arada. Burada, buradan gördüğünüz kadarıyla bir şeye benzemiyor biliyorum ama. Acayip iyi bir oyun abi bu da. Burada da mevsimleri yöneterek ilerliyorsun. 4 mevsim var. O 4 mevsim arasında geçiş yaparak ilerliyorsun. Tabii şimdi ben burada ne desem boş, bu kadar eski grafikleri görünce siz çoktan kusmuşsunuzdur olduğunuz yere. Aha, Left Alive. Square Enix release screenshot showing what third person choices based shooter will look like. Abi tıkladığımız zaman açılsaymış screenshotlar be. Nasıl bir web sitesi şeyidir anlamıyorum ki. Aa bak burada seçimler falan var. I'm leaving. Try to sense into father. Try to talk sense into daughter. Hani kızla anlaşmaya çalış, babayla anlaşmaya çalış falan. Survival Mech karışımı bir oyundu bildiğim kadarıyla. Left Alive. Şimdi bir şeyine bakalım ya. First gameplay trailer 11 ay önce yayınlanmış. Bir daha bir bakalım. Ya her oyunda seçim yapıyoruz da Good Games, bu seçimlerin oyuna bir etkisi var mı? Laf olsun diye mi konuluyor? Yani millet kuyuya biz de koyalım diye mi yapıyorlar bilmiyorum. Biraz sesi kısalım isterseniz. Az önceki oyunlarda şeydi. Düşüktü. Sesi açtık öylece kaldı. Ben kıstım şöyle. Umarım çok fazla kısmamışımdır. İnsanlık hiçbir şey öğrenmedi. Yine hayvan gibi kapışıyorlar. Are they to live or let live? Mek savaşlarını gösterin hocam. Uy, o ilk gördüğüm görüntü beni korkuttu. Aman abi o aradaki küçük sahneler. Güzel olur inşallah. Devam. A Plague Tale. Bunu bayağıdır duyuyorum sanki. Innocence Uncut Gameplay Trailer. Bir duracağı abi, hemen aradan girme. Bir bakalım. Neymiş bu? 1349 yılı. Aksiyon macera oyunu. Unique story,
Eşsiz bir hikaye 1349'daki. Peki abi. Veba salgınında hayatta kalmaya mı çalışıyoruz? 2019 yılı içerisinde çıkacakmış. Bir bakalım neyin nesiymiş. Bu arada... Mech savaşlı oyunu da göremedik ne olduğunu. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Gereksiz hoş geldin. Evet, bütün oyunlarda sanki bir animasyon sıkıntısı varmış gibi hissediyor musunuz siz de? Varna demiş. Animasyonları biraz iyileştirirlerse daha güzel olacak gibi. Umarım güzel olur bir de. Bakalım. Bunu da yine az önceki Cthulhu oyununu geliştiren firmanın yayıncısı yayınlıyormuş efendim. Who is Peggy and is she really 18 years old? Deyip geçiyoruz efendim. Work in progress. Bu da hazır. Asobo Studio. Kim abi bu Asobo Studio ya? Böyle minik minik stüdyolar kuruyorlar ha. Direkt gameplay mi acaba yoksa böyle bir ara sahne mi? Ya böyle gameplay olmaz. CGI herhalde. I think it's CGI. Bilemedim. Amanın bu yoksa şey gibi mi olacak? Senua's Sacrifice. Hellblade. Hellblade miydi ya? Yok. Lucas. Kanında ne var onun? Bu eski bir hikaye. Ne? Abi gameplay görelim. Bir şeyler oldu diyor. Peki ona ne yapacaklar? Bir dakika şu bir saniye. Çok özür diliyorum. Şunu bir halledelim ya. Hah. Çok ışık patlamış. Böyle daha iyi değil mi ya? İşte mis gibi. Aynen. Uygula tamam. Tamam hadi kardeşim. Oh be şu yeni PC iyi oldu ya. Gerek yani çok sağlam bir masrafın altına girdik hiç gerek yokken. 4400 lira ama rahatım şu anda yayın yaparken ya. İnşallah diğer işlerimde de işime yarar. Hugo'ymuş. Hugo da hemen uyandı. Aha. Ay bayağı aslında fena değil ha. Görsellik. Gece olmadan gitmemiz lazım hadi. Herhalde biraz A Tale of Two Sons gibi mi? Hikaye bazlı bir anlatı olacak anladığım kadarıyla. Biraz A Way Out belki de. Tabi yani şu anda gördüğümden konuştum. Yani ileride oynanış mekanikleri falan için içerisine girebilir. 30 saniyede direkt bir şeyler söylemek yanlış oldu. Ama Hugo where are you going dediğin önünde gidiyor zaten. Yani o sahneyi oluşturabilmek için öyle olmaması gerekiyor işte. Sizin yapacağınız işin iki tane şey, bir abi bir abla bir çocuğa sahip çıkamadınız. Üstelik hastalıklı herhalde. Oha lan nereden buldun onu? Vay bir İngiliz kalkanı. Onu nereden buldun? Bunlar yine şey mi ya? Celtic mi acaba bunlar?
kızın saçları sarmasından falan. Hiç de eğlenceli değilsiniz. Vay 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 vay, savaş alanı herhalde burası. Acayip bir sahne. Massacre. Cross the battlefield. Evet, savaş alanını geç. Ah! Oy ne oldu lan? Beddua mı ettiniz lan? İki sallandık şeyimizde, koltuğumuzda. Yok, grafikler uçuk değil ama grafikler güzel. Zaten birazcık karanlık, birazcık sis eklediğinde, ışığı da güzel verdiğinde gerisi geliyor abi. Güzel yani şu atmosfer. Bir şey bekliyorum şu anda. Bir oynanış mekaniği olacak mı? Şu andaki öngörüm bu oyun Quantic Dreams, Telltale Games veya A Way Out'un yaptığı gibi. O ne lan? At, at mı lan o? What the f... O ne lan? Oha, oha! Fare mi çıktı lan oradan? Yuh! Hah, bak şimdi bir şeyler... Crafting deme bana. Ciddi misin? Yani 14. yüzyıla gidiyoruz ama yine crafting mi yapıyoruz? Ya esas o zaman yapılıyormuş crafting. Molotov kokteyli yapın da Molotov'a bırakmayın o işi. Sülfür bulduk, kaya bulduk. Ignifier. Ignifer pardon. Yanıcı madde yapacak herhalde yani. Yunan ateşi atın. Yunan ateşi miydi neydi? Aha vallahi geliyor ha, dur. Aha bu. Kaçın küçük piçler sizi. Şimdi bir tane de meşale alın. Yakın abi, onları böyle savura savura. Bak geliyorlar ha. Ha böyle yaka yaka. Tamam. O saman büyük ihtimalle belli bir süre orada yanıyor olacak. Ya ateşe gelmemelerini anlarım da şimdi sokak lambası gibi olan şeyler, onlar da ateş. Sokak lambası ne gezer lan 14. yüzyılda? Oha! Ne yapıyor lan? Scavenger mi onlar? Scavenger. Lootçu, lootçu. Benim gibi lootçu bunlar da. Ya bana bu bir şeyi anımsattı ya. Böyle ışıkta kalıyorsun. Ama oraya geçince hemen böyle bir karanlıkta bir şeyler üstüne saldırıyor. Hangi oyunda? Ya pek çok oyunda var da. Sanki yakın zamandaki oyunların bir tanesinde vardı böyle bir şey. Işıkta kalman gerekiyor sürekli. Allah Allah. Aha. Şey mi bu? Mancınık gibi bir şey. Ulan oyun bitti abi, oynamamıza gerek yok herhalde, şu anda bitti. Oğlum manyak mısınız, ne kadar 16 dakikalık gameplay mi olur ya? Aha çocuk samanların arasına mı girdi? Ha. Çabuk ulan çabuk, götünü fareler ısıracak. Aha. Oğlum bu savaş alanı diye geldik.
kanalizasyona döndü. Baksana şuraya, kum gibi ha namussuzlar ha. İşte istediğim sahne ya. Onun tabi belli bir süresi var değil mi, bakayım. Ulan ben kamp yaptım, hiçbir odun o kadar kısa sürede sönmüyor. Orada kim var? Aa, bir de bunlarla mı uğraşacağız? Hadi buyur buradan yak. Hadi abi şu fareler bir dalsın. Ah dur, taş atacağız herhalde kafeye. Hadi abi. Aaa. Yiyin lan. Yiyin aslanlarım. Keyfinize bakın. Oh. Oh üstüne tereyağı. Koş 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 koş. Tamam ben oynamış kadar oldum abi. Oyunun sonunda söyleyin. En küçük çocuk herhalde veba yakalanıp ölecek. Mi? Kesin başka bir aksiyon olacak abi. Aha bak. Tam kafayı yardı yalnız var ya. Şu güzel bir şey var ya. Vuruş fena değil. Çotak diye. Yalnız farelerin gömülmesi Dishonored'ı da anımsatmadı değil. Yiyin gençler, afiyet olsun. Kavanoz. Çeşitli araçlar. Kılıç kalkan alsanıza ya. Taşla maçla olacak iş mi bu? Bu ne? Bir tane. 2-3 tane al. Bu yanındaki spa da taşısın. Arkandaki o küçük velet de taşısın. Her şeyi bu kız yapıyor ya. Hem ana oldu hem baba oldu. Başlıyoruz yine. Oh. Hay soldier'ınız bassın değil mi? İyi de abi. Hadi neyse. Ya başka bir şey olması lazım. Ha, bunu iterek götürecekler. Dur bakayım. O ne? Elindeki. Abi gözünün önünde lan, gözünün önünde. Allah seni bile iyi yapsın ya. Ulan adam da demiyor ki buralarda durulmaz bu kadar fare mahalle varken. Bir şey söyleyeceğim abi, hep aynı mekanikler var yalnız oyunda. Hani güzel fena değil. Oo, ne oluyor lan böyle? Dur bakayım buraya nasıl girdik? Ha adam orada köşeye sıkışmış. Abi nasıl bir fare sürüsü öyle ya? World War Z gibi lan. Bu da World War F. Ya da bakalım. World War M. Mouse. E hadi yaz abi. Yani bu şeyler de sıkıntılı ha. Şu. Kudüs'e saldırısı geldi aklıma bir de. Burası da çok komik lan, birisi müziğin sesinden dolayı duymuyor muydu, öyle bir şey vardı sanki. Allah kabul etsin, ikindi namazı herhalde.
Dur ya, ben esas göstereceğim şeyi göstermedim abi. Neredeydi lan o bunların kum gibi yığıldığı sahne? Aha buradaymış oğlum, kaçırıyorduk bak. Aha burası. Aha işte bu abi, aynısı. Az öncekinin. İşte bak, bunlar gibi azimli olmanız lazım arkadaşlar. Şu zombiler kadar azimli olursak bu millet ayağa kalkar tekrar. Tamam yeter, geçtik. Oyun çok kasmasın diye zombi yerine fare koymuşlar. Storm Divers. Aa, House Mercury. House Mercury yıllar boyunca arcade shooter yapan bir firmaydı. En son bir açıklama yaptılar. Bunlar da Finlandiyalı bir firma. Özellikle şeyle Sony ile bayağı yakın çalışıyorlar. Artık yapmayacağız abi, hani yeter. Doydu piyasa. Kimse de oyunlarımıza almıyor demeyeyim de, hani artık piyasa doydu gibi bir şey diyorlardı. Yeni oyunlar peşindeyiz diyorlardı. Bakalım ne yapmışlar. Hay Allah. Oh, Battle Royale mi? Is that Battle Royale? Oh. Oh. Call of Duty? Is that you? Bu niye fırtına mı geliyor? Oğlum bildiğim Battle Royale lan bu herhalde. Ya da ben mi yanlış algıladım, böyle alan kapanıyor falan. Araçlar da var ama. Araçlar da var ama derken sanki Battle Royale oyunlarda yokmuş gibi. Ama özel yetenekler falan var bak. Tam arcade ya. Bana arcade gibi geldi. Fortnite de var için içerisinde. Biraz böyle bir şeyler. İnşa etme yok gerçi de, bir kalkan kuruyorsun. Fortnite demeyelim hemen. Böyle hepsinden var gibi geldi ya. Storm Divers. Fırtınaya dalanlar. Sign up for the beta. Beta'ya bir sign up olsak mı ya? Aa, Shaolin Soccer. Bak şunu görünce aklıma bir oyun geldi lan. Ne oldu bu? Bir dakika. Çıktı mı abi bu? Aa, çıkmış lan bu. Ben bunu oynamadım sanki. 5 yıl önce diyor lan. Oh fuck yeah! It's a fucking walking simulator! Atmosferi güzel. Retro fütüristik. Eyvallah. Ama yok abi. Ben bir de Dead Space Thunder'ı. Daha hiç tıklayıp bakmadık bile ne olduğuna. Sadece şurada gördüğümden konuşuyorum ha. Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsun? 40 dakika oynanış üzerine. Yine Fatih Saraç sormuş. Biraz dinlenmek istiyorum ya. Enjoy the silence. Close to the sun. Güneşe yakın. Bakalım.
Unreal Engine 4. Şiddet, kan, çıplaklık, küfür. Gerçek oynanış. Burası ne lan böyle? Oha. Storm in a teacup. Ne? Oha, Nikola Tesla mı? Oğlum bayağı bir Bioshock lan bu. Art design çok andırıyor. Abi baksana, arayüz bile öyle. Oha, evet, ikonlar bile benziyor. Beyin miydi lan o? Lütfen abi, Walking Simulator olmasın ya. Lütfen abi ya. Bir şeylerden kaçmayalım sadece ya. Lütfen oynanış olsun abi ya. Ay sıçayım ya. O da bizi kovalayan şey. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben YouTube'da bu yerli içerikleri görmemek için tabii tenzih ediyorum bazı içerikleri. Ne yapmam gerekiyor abi? Hani hangi ülkeyi seçmem lazım? Abidik kubuduk şeyler çıkartmasın benim karşıma. Abi ben şu Closed'a sana bir bakacağım abi. Survival Horror Game. Game çıktı. Şunu bir açalım abi. Şunu bir açalım. Aynen, zaten ben Bioshock demiştim. Resembles Bioshock diyor. Sizin de anlayacağınız gibi bir başka Bioshock gibi oyun. Bioshock gibi oyun. Bıktık Bioshock gibi oyunlardan. 19. yüzyılın sonunda gizemli bir gemi, Nikola Tesla tarafından inşa edilmiş bir gemiymiş. In this alternative version, alternatif bir tarih. Peki, his science breakthrough has already. Ha, Nikola Tesla'nın yapmış, yani nasıl desem acaba? Nikola Tesla'nın buluşlarının dünyayı etkilediği, ciddi biçimde etkilediği bir alternatif gerçeklikte geçiyor, tarihte geçiyor. You are Rose, sen gülsün. Yeni genç bir bilim adamı diyorum ya, gazeteci. Looking for your sister. Abi birilerini aramasak ya. Biri babasını arıyor, biri anasını arıyor. As you approach this enormous glorious complex for the first time, you quickly realize that something that bir şeyler kesinlikle ters gitmiş. E peki abi, gameplay yani güzel duruyor da. Hikaye tabanlı korku oyunu. Gemi de geçiyor. Bu kadar. Dikkatimi çekti. Ben Yeni Zelanda seçiyorum, çıkmıyor. O kadar uzağa mı gitmemiz lazım ya? Sulu karpuz yazmış. Teşekkürler. Abi ilgilenmiyorum da olmuyor ya. Bioshock fontunu almışlar. İkonunu, fontunu, her şeyini almışlar abi. Yürüyoruz, koşuyoruz. Abi fazlası lazım ya. Kapet DLC çıkınca dostla işkencenin devamı gelir mi? Gelir büyük ihtimalle. YouTube video blocker kuruyorsun. Sonra Twitch highlight tarzı YouTube kanallarını engelliyorsun. Abi en çok istediğim şey o. Var mı öyle bir şey abi? Lütfen olsun ya. Bıktım abi ya. Ben Türkiye'deki bütün içeriklerden bıktım ya. Neyse, peki sonra bakarız ona. İlgimi çekti. Walking Simulator olmanın ötesine geçerse oynarız. 11-11 9-11 mı değil mi? Memories Retold Story Trailer. Bandai Namco. Bu Feyzullah için gelsin bu hareket. Reveal the trailer introducing main character Kurt and Harry with their stories being retold after. Ne? Birinci Dünya Savaşı'ndan 100 yıl sonra mı? Conclusion. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlanmasından 100 yıl sonra.
Peggy 16. A fictional story inspired by the tragic events. Created by Aardman and James. Gentlemen, clean out your ears and listen. The truth is, boys, you all may have joined for your own personal reasons. Following your friends. For adventure. For fun. Görsel tarz böyle mi olacak acaba? Sulu boya gibi. The German's name was Kurt. And he wasn't there for the fighting. He was a father, only there to find his son. Ne geldi aklıma? Missing in action. Valiant Hearts geldi abi. Direkt Valiant Hearts geldi aklıma ya. Ama 100 yıl sonrasını anlatıyor diyor. Abi şeye de benziyor ya. Loving Vincent'a benziyor sanatta. Yani tabi birebir aynı değil ama bana bayağı bir onu anımsattı. Yok ya, göz bozulmaz abi. Kötü değil görsellik. Gerçi tercih meselesi ama ben kötü bulmadım acaba. Çok komik. Yavşak. So if you're lucky make the right decisions, you might just make it home alive. Sevdim. Sevdim abi. Kesinlikle sevdim. 9 Kasım. Bana bunu doğum günümde birisi hediye eder artık ya. Sevdim abi. Gerçekten sevdim. Bu kadar mı lan? Ne güzel bakıyorduk. Xbox eklem yapıyor. Bir tane recap yapan bir site yok mu arkadaş ya? SoundCloud diyor ya. SoundCloud neyin recapini yapacak abi? Ben mi yanlış yazıyorum? Division bakalım. Building 121 Washington DC. Ne lan bu? Geç. Ne? All news, trailers and gameplay revealed at Gamescom 2018. Teşekkürler IGN. Cyberpunk. Buna bakacağız sonra, dur. Battlefield 5. Bunu biliyoruz. Fallout 76 Gamescom trailer. How old are you? Eşek kadar olduk ulan. Ya ciddi misin? Hadi neyse, sizin tarayıcıdan izleyelim. Biz de bir zamanlar kendi tarayıcımızdan yapıyorduk IGN ama battık. Today's episode, A New American Dream. What separates man from beast? No, it's not his ability to tap dance. It is his desire to build. The construction and inspection, the essential... Lan eskiden çok ilgimi çeken bir şeydi, bu artık çekmiyor. O kadar fazla kullandı ki Bethesda bunu. Okay, geç. New Fighter, King K. Cinematic Trailer. Geç abi. Abi ya, biraz bakalım mı? Ha? Ya ben normalde hiç Resident Evil 2'nin gameplay videolarını izlemiyorum abi. Hiç izlemiyorum. Şey yapalım. Aradan kaldıralım. Şunu kaldıralım aradan abi. Şunu da kaldıralım.
Ya bir ucundan baksak mı be? Azıcık bakalım ucundan. İskender mi dedi? Çok az bakacağım ucundan ucundan bakacağım. Nice. Güzel. Saçlar da hoş. Yalnız aynı ceket. Keşke arkadaki aramayı biraz daha renkli yapsalarmış ya. Oğlum bu ne? Burası neresi lan? Tamam, remake yapın da azıcık tanıdığımız yerleri de yapsaydınız. Burası neresi? Ulan oğlum şunu kapat ya. Tamam yeter. Yeter. Spoiler is coming. Ah! Sukiyo. Geldi Sukiyo. Ön sipariş geçtin mi? Nasıl geçeyim lan ön sipariş? Şu anda geçmedim abi. Geri kalanı canlı yayında oynarız. Ben Sekiro'yu hiç şey yapmadım var ya, izlemedim bu arada. Bunu da geçsek mi ki? Neyse biraz izleyelim hadi. Olivia Munn'a benziyorsunuz hanımefendi. O ne be? Ha. Ya şu adam şeye benzemiyor mu? Dur bakayım. Ha, şimdi şey kendine gelince daha iyi oldu. BSC batar mıydı ya şöyle bir tane sunucu arkadaşımız olsaydı? Bu arada millet grafiklerine böyle laf söz ediyor ama aslında Sekiro'nun grafikleri gayet iyi duruyor ha. Oğlum çok iyi ya. Hani Dark Souls serisi, Demon's Souls, Bloodborne kendi işlerinde bir ritmi var ama genel olarak ağır oyunlardı ya. Bunda fıçık fıçık Spider-Man gibi atıyorsun atıyorsun gidiyorsun. Çok beğendim şu olayı ya. Oyun içerisinde ilerleyişi güzel şey yapmışlar. Mesela ona atabiliyor muyuz kanca? Güzel. Peri var mı acaba bunda? Karşıladı ama peri değildi herhalde bu. Peri mi yapmaya çalışıyor? Aha vallahi peri yaptı. En sevdiğim şey. Sahili. Bu sahilmiş. Kanca gibi oluyor. Güzel. Aha geliyor. Aldım. Şu ne abi yukarıda çıkan bar? Şu bar neyi temsil ediyor? Samuray general. Ha bu şeyi. Aa düşmanın cam barı var. Ha olması lazım zaten de bu araboz gibi şey mi? Şu neyi temsil ediyor ya? Belli bir seviyeye geçince ultim açıyorsun. Bak. Staminanın... bu stamina lan. Değil mi? Yo ama karşıladığın zaman oluyor sanki. Stamina var. Farklı bir stamina sistemi var sanki. Aha valla. Havada öyle kuş gibi uçarken indirdiler aşağıya. Ne kullandı lan o? Neyse. At periyi yavrum. Bunu atamıyorsun tabi herhalde peri. Atarsınız. Yalnız şeyi bayağı tatmin edici ya. Sword fight. Oh yeah. Tek attı. Widespread emblem. Prosthetic tools. Hidden weapon loaded inside the shinobi post.
Shinobi. There are Shinobi oyunu geldi aklına. There are a variety of pretty tools available each effective in different situation. Farklı okoldan farklı şeyler çıkabiliyor. 3-4 tane, bir tanesi balta mesela. O ne lan? Yarı çıplak. Bu garip bir düşmanmış. Ve anadan üryan sandım bak ilk başta. Oha, ha baltayla kırdı. Şeyle de atak yaptı katanayla. Ne attı olan? Yıldız attı bak. Sukiyo attı. Tamam abi daha fazla izlemeyelim. Kan fışkırmaları iyiymiş yalnız ya. Güzel duruyor ya oyun. Gerçekten güzel duruyor. O ne lan? Teyzeyi öldürmeyeceğiz değil mi? Bana lütfen teyzeye atak yapmayacağımızı söyleyin. Eli öp. Eli öpülesin. Diyecektim ki. Ya vuruyorum. Mumla geziyordu. Kimseye zararı yoktu ya. Valla keyifli duruyor ya. Baksana şu animasyon dolgunluğuna. Biraz sanki abi bak. Yani bu kadar işte gizlilikte ben biraz böyle şeylere uyuz oluyorum ya. Bu benim takıntım belki de. Oha, kurtuldu. Kalk. Oo, şekli kendini yukarıya çıktı. Aşağıda birisi kurtuldu ama ona geri mi döneceğiz? Şu abi beni korkuttu ya. Zincirli olan. Oha! Hareketlere gel. Çift ayak daldı. Orada bir işaret çıktı ama neye çıktı anlamadım. Abi şu yandaki minion'ı bir halletsen önce ya. Ha geberdi zaten. Üff. Defeat. Ha pardon. Death. Ölüm. You are dead değil artık zaten. Death. Tamam daha fazlasına bakmayacağım ya. Sukiyo. Kaç para hocam? Fiyat? Sulu karpuza gizlilik sıkıntı diyorlar zaten abi oynayanlar. Ha belli biraz hissettiriyor abi. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Karpuzcum sana danışalım bu konuda. Ne diyorsun? Hem defans hem ofens karşısında staminasını yiyorsun abi. Kırmızı nokta çıkınca düşman da peri yapıyor. Nice. Ha sersemletme barıymış. Spoilerlık bir şey yok derken bence var ya. Ben düşmanları bile görmek istemiyorum. Yani biraz izlesem gameplay yeterli bana. Ya bu oyunda yapay zeka aramak değil de Dark Souls'ta olduğu gibi, Demon's Souls'ta olduğu gibi bir şey vardı mesela oyunlarda. Karşıdaki rakip seni çok güzel karşılayıp sana hiç beklemediğin tarzda ataklar yapabiliyordu. Ha bu yapay zeka mıdır? Zannetmiyorum. Oradaki karakter hareketliliğiyle alakalı bir süreç. Burada tabii daha farklı bir oyun olduğu için haliyle birazcık böyle karakterlerin durması özellikle gizlilik kısımlarında sırıtıyor. Ama yine de ben mekaniklerini beğendim. Fiyat yok abi ben şey fiyatını soruyorum ya. Şunun fiyatını soruyorum. Collector's Edition. Hayır Cyberpunk'la alakalı fikirlerimi henüz anlatmadım abi. Ya zaten konuşmuştuk ama yine konuşuruz. Zorluk seçenekleri olur mu? Ya tamamen farklı bir oyun olduğu için belki olabilir gibi. Belki. Black Ops 4 gets new Arsenal map gameplay. Bakalım mı?
Ha? Call of Duty 7. Ne olmuş lan IGN böyle? Hala çok büyük marka. Kısaca bir bakalım ya bence. Bakarız Sean Murray. Senin koleksiyona da çok yakışır. Keşke senin olsa. Ya o impossible ya artık yani. Bizim için öyle koleksiyonlu ürünler almak. Aha hardpoint. Severiz hardpoint'i. Ne oluyor lan adam? Bir dakika nereye sıkıyor? Abi artık hızın bokunun çıktığı anlar ya. Baksana oğlum ne oluyor? Ağzını kırayım. Nereden sıkıyor? Orada mı adam? Gördün mü vuruyor abi anlamadım. Onun içinde olduğunu nasıl anladı? Ne oluyor oğlum ya? What the fuck is going on, mate? Aynen Blacklist bize gelmez abi bunlar. Yine bir şey söyleyeyim mi? Tozunu attırırım ha. Analarını ağlatırım. Alışırsam affetmem abi. Oha. Sanki biraz böyle bir domates salçası gibi patladı mı karakter? Bunu Gökhan oynuyordu eskiden. Of. BSC'deyken öyle işte inceleme rehber hazırlarken tabii onun görüntülerini almak için böyle onu izlerken kendimden geçiyordum. Yeter abi. Yine kill streak yine bilmem ne. Hani bokun laciverdi yani pek bir şey değişiklik yok. Şeyini yine de merak ediyoruz tabii. Destiny onu hiç abi. Hani yine, Call of Duty yine biraz tamam da bana göre değil abi ya. Ne oldu lan? Sevinine saygımız sonsuz ama get new trailer. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız abi. Biz de sizin gibiydik sevgili IGN. Aynen böyle diretiyorduk abi. Kendi gameplay'imize koyalım bilmem ne diye. Ondan sonra GGVP 2 ay diyor. 4 ay diyor. Şu mu lan? Bir hafta önce, 3 gün önce falan diyor abi. Sanırım şu. 10 dakikalık gerçi. Herhalde şu abi ya. Herkes ayrı bir yerden çıkıyor. Ya sus ya. Bana da böyle diyenler var mıdır acaba? Tam anlatırken. Ya sus! Çenesini bilmem ne yaptım. Sus! Vallahi bu oyunda beni ikinci oyunda inanılmaz sıktı. Yani böyle ilk oyunu severek, daha doğrusu reboot'u severek oynadıktan sonra devam oyunu expansion pack gibi gelmişti bana. Ne yalan söyleyeyim. Bu oyunda var mı acaba değişik bir şey merak ediyorum. GTX 2080 Ti çekici yapacak mısın? Tabii. Hemen. Olmuş. Bari şunları değiştirseydiniz ya.
Survival instinct. Tamam. Bak su daha berrak olmuş. Daha dibi gözüküyor. Saçları güzel kızın. Yılan balıkları da aradan iyi çıkıyor. Ha, burada biraz nefes alacağız. Sonra da devam. Ben biliyordum ya bu yılan balığının bir yavşaklık yapacağını. Kahpe seni. Şu anlarda neyse yine de germeyi başarıyor ya. Ben geriliyorum abi mesela. Ha biliyorsun oradan kurtulacak ama yine de. Ciddi misin? Abi yani merakla bekleyen arkadaşlara saygım sonsuz ama abi ne var bu oyunda yeni, ben hiçbir şey göremiyorum ya. Yani aç 2013'ü bir daha oyna yani, o derece. Tamam bunları güzel yapıyorsun zaten, o konuda lafım yok. Hani mekan ve keşif konusunda gerçekten güzel. Rise of Tomb Raider'da da öyleydi. Mekanlara girdiğin zaman ooo diyordun ama ya çünkü hikaye olarak da çok sürükleyici bir hikayesi yok. Ben Trinity Mirinity muhabbetini hiç beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ya kötü değil. Yanlış anlaşılmasın. Kötü değil. Ama böyle çok böyle şey bir şey göremiyorum abi. Bu oyunda da bunu yaptık minvalinde bir şey görmüyorum abi. Baksana. Arayüz aynı. Yaptığın şeyler aynı. Kapıları açma yöntemin aynı. Envanterin aynı. İnşallah şunlar keyiflidir. Şunları seviyorum mesela. Böyle böyle devasa bir şeylerin üzerinde hoplayıp zıplayıp bulmaca çözmek güzel oluyor. İşte bunu keyifli yapmak maharet tabii. Bir yerden sonra ikinci oyunda ondan da sıkılmıştım. Bayağı uzun bu böyle ya. Neyse. Varsa şöyle bir atraksiyon, tamam bunlarla bir şeylere bağlıyoruz eminim. Ya da çekiyor muyuz? Tamam, çözemedi, dur. Nereye gideceğini bulmaya çalışıyor. Bence bunları bağlayacağız ya. Aynen.
Dışarıdan izleyince daha rahat görüyorsun ha. Ben şey arıyorum abi, çatışma arıyorum. Ne buldun lan? O ne lan, Almanca? Ha, gelenler var. Kesin düşmanlar bunlar. What? Bir dakika. Oyun atlama mı yaptı yoksa animasyon? Yine oynanır canım ama tercih etmem mesela. İndirime girmesini falan beklerim büyük ihtimalle. Bir de bayağı bir özlemem lazım. Bayağı bir özlemem lazım. Peki. Bir daha izleyelim. İzlemiştik zaten. Tabii böyle değil. Oğlum sende 3.14'lük ne var yani? Ne ekledin ekstradan? Şöyle 300 bin izlensen daha ne istersin ki? Değil mi? Neyse. Ne diyorduk? Şunu izleyelim ya direkt. Bir izledik ama bir daha izleyelim. Tipler bir garip ya. Oluşmak lazım belki de. Animasyonlar çok iyi bu arada. Çok iyi abi. Ana ulan. Witch Time gibi bir şey mi bu? Ben bunu görmedim ulan daha önce. Bayağı bildiğin Witch Time'a benziyor bu. Bir Bionic kolunu görelim reis. Aha makaslı. Sizin ananızı eşekler kovalasın. Neredesin Dante Reis? Gel motorunla. Bosslar falan bayağı güzel duruyorlar ya. İnşallah iyi satar şu oyun. Ohoho. Gelmeden bir Bayonet'te 2 oynayalım ya yayında bari. Gerçi ben 4'ü oynamam lazım. Oha. Dur yavrum. Şuralar falan çok iyi abi. Ohoho işte bu. Şey üzüldüm ya bunu görünce şimdi. Hideki Kamiya'nın Scalebound. Nasıl bir oyun olacaktı acaba? Motosikleti ortadan ikiye yarıyor. Ulan tam Japon kafası ha. Geldi reis. Baksana abi şuna. Gameplay full böyle mi olacak acaba? Bakalım. Aa 15 dakikalık varmış. Teşekkürler Feyzullah. Evet Capcom çok sağlam döndü ya. Capcom'u kim nasıl bu işe ikna etti bilmiyorum abi.
Ama ne olursa olsun böyle şey yapmak istiyorum. Nasıl diyeyim? Bütün Capcom oyunlarını, hani bu kafayla çıkmış Capcom oyunlarını alıp oynamak istiyorum. Hepsine destek olmak istiyorum. İşte bu. Buradan sonra yol yok. Peki, o zaman yürüyoruz. Dur şuna bir bak. Kızın da dövmeleri güzelmiş. Demolishing Shockwave, Spiral Blue, Green. Değiştirebiliyor muyuz Devil Break'ı? Anlamadım. Müzik de. Şey, yalnız menü müziklerinin aynı olması. Oğlum baksana şuraya ya. Balonlar, su, atmosfer güzel. Çevre kıpır kıpır. Ohoho. Orplar biraz değişmiş. Eskiden böyle şeydi sanki. Hep benzetiyorduk ya. Berserk'in zımbırtılarına benziyordu. Hadi abi gir artık gameplay'e. Tamam. Umarım 3'teki gibi şey vardır ya. Hani oyuncuyu sürekli farklı şeyler yapmaya zorlayan yapı var. Oo, tutup çekme falan var. Badass. Oğlum ne acayip hareketler yapıyor. Of 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 of. Bu iyiymiş ha. Mesela orada bak gerbekaya mı geçti, ben anlamadım. Orada bir gerbeka işareti var. Ha, orada şey mi, bug mı oldu? Of. Oynayan abimize de saygılarımızı sunarız. Her türlü özelliğini kullandı. Şu havada patlatıp şey yapması çok güzel ya. Ulti açtı. Devil May Cry 4'ü aldım ben ya. PlayStation 4'e Sabri. 3'ü de oynuyorum. Yayın yapıyorduk hatta ama artık yayında oynar mıyım bilmiyorum ya. Bu artık bu şeyde. Reddede verdim kendimi yayınlarda. 4'ü Definitive Edition'ı falan ben yayın dışında oynarım büyük ihtimalle. Onları bir bitireyim. Şu yazı fontuna bir daha bakayım ya. Yazı fontu eski stil herhalde. Capcom'un bir şey var ya, yazı fontu var. Kullanıyor altyazılarda falan. Tamam, bunu da daha fazla izlemek istemiyorum abi ya. Görmeyeyim yani daha fazla bir şey. Oyunları artık kendi içinde keşfetmek istiyorum. Ha, bunu izleyebilirim işte. Güzel. Cleaving Vanguard. Press RB, B also works while jumping. Zıplarken de işe yarıyor. Doji. RB ise horizontal. Abi biraz daha düşmanların dişli olmasını istiyorum yalnız. Düşman abi çok güzel bir... Bak bir şey söyleyeyim mi? Yani Devil May Cry 3'te çok daha fazla senin kombonu kesmeye çalışıyorlar. Burada düşmanlar niye böyle bana şey geldi? Biraz sabit gibiler. Baksana seyrediyor. Tamam yani bu eyvallah da. Ya hadi abi bir numaranızı görelim. Zorlayın bizi. Abi çok duruyor ama düşman. Ya şey tutorial kısmı daha ya. Belki de rahat hareket etsin diyedir.
Güzel güzel. Çok iyi ya şeyler, hareketler. Of. Çevre etkileşimi de güzel bir ambiyans katmış ha. Şu heykel falan da kırılsaydı mükemmel olurdu. Oo, yakın çekim yaptı o, ne yaptı? Ha, şey. Arena bitmiş. Güzel ama. Kolunu geri almayacak mısın bebeğim? Ha. Ha, kolunu yerden topluyor bu. Bir dakika, Gerbera 1'e 4 diyor. Ne bu? 4 tane mi var bu koldan? Atıp geri mi topluyor yerden? Overture, any user random devil breaker with overage power can take out them. Aa, evet. Bölüm içerisinde farklı renkli kollar var. Yanında 4 tane alabiliyorsun bunlardan. Yani sürekli kullanamıyorsun yani, öyle mi? Enteresan. Şimdi fark ettim onu yalnız. Karakterin hareketleri çok hoşuma gitti ya. Yapamadı hareket herhalde. Got a little something for you falan filan bir şeyler dedi. Ya inşallah bu arada hani zorluk seviyesi olarak böyle değildir. Ya olacağını da zannetmiyorum. Çok güzel. Yerdeki şeyler falan da çok iyi. Gerçi kalıcı değiller ama olsun. Of. Bu şeye döndü ya. Ne o? Orbaş'ta benzer bir ult atan karakter vardı. Kademe kademe ilerliyoruz. Kolsuz dedikleri bu olsa gerek. Ya zorluktan kastım bu arada şey değil ya sadece. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani karakter normalde oynarken işte düşman sana vurduğunda canının %10'unu alıyorsa her vuruşta, zorlu modda %50'sini alıyor. Sadece o değil abi yani. Hani beni gerecek şey orada benim kombolarımı da kesmeye çalışan bir düşman hareketliliği olması. Yani zorluk sadece damage seviyesi, aldığın damage'ın artmasından ibaret olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bloodborne ne zaman oynayacaksın? Dark Souls 1 2 3'ü bitirdikten sonra. Dying Light hakkında daha konuşmadık abi. Life is Strange 2'ni oynamadığım için ikincisine hiç bakmıyorum. Twin Mirror Shadow of Life is Strange'in yapımcılarından başka bir video da şey oyun daha peydah olmuş. Bak bundan da haberim yoktu. Bir dakika, var mı lan yoksa bundan haberim? Monsters. Do not go in there. What are you even still doing here? Move. I need to show you. Ya öyledir canım muhakkak. Just trust me. Nedir bu? Get in your car, find a gas station, take a piss there and drive home. Hay ulan senin polisine de sana da ya. I'm not leaving. I'm not leaving. You know what? You can't stop. Check out the new gameplay on the Donner. Follow Sam. Ha. Geceden kalma. Kan içerisinde shortla uyanmış. Shit. Ve hafızasını şey hafızasını yitirmiş. Interesting. This is a real old memory. One of the real bad use. Bunlar böyle yavaş yavaş şey Quantic Dreams olma yolunda ilerliyorlar. Bunlar bir bana mı bu tarz oyunlarda itici geliyor?
Yani bu tarz oyunlarda böyle gizem havası falan oluşturalım derken birden böyle bir fantastik bir diyara gidiyorsun ya, etrafta bir şeyler oluyor falan böyle. Gerçi hikayeyi de tam bilmiyoruz ama. Geçmişe falan mı gidiyorsun abi? Dead before sleep. Ha, uykudan önceye git falan mı diyor, ne? Geçiyorum. Animated short. 7 dakikalık shooting star. Sonra bakarım buna. Forerunner geç. Spyro Reignited. Artık screenshotları şey yapan var mı ya? Ulan yalnız şuna bakar mısın ya? Gökhan'la video serimiz vardı, duraksadık. Gökhan şimdi yine bir yerlere gitti. Gelecek. Gelince inşallah onunla birlikte abanmayı çok istiyoruz video içerikleri. Hani ben kendim devam edeceğim tabii ki. Ama Gökhan'la da mutlaka bir şeyler yapmak istiyoruz. Güzel ya, bu da oynanır biliyor musun? İşte bu tarz oyunlar artık kalmadı abi. Yani ancak böyle remake'ler, remastered'lar. Hat in a Time oynamak lazım bu arada. Güzel olmuş ya. Baksana animasyonlar falan ne kadar tatlı. Kıstadan geçeceğim. Bence Conker nereden çıktı ya? Crash Bandicoot'tan daha güzel bir şey olmuş gibi gözüküyor buradan. Hani bir yenileme olmuş gibi gözüküyor. Ganondorf mu lan o? Ne alaka? Switch versiyonunda Ganondorf mu koymuşlar? Bak bu işte birilerinin dikkatini çekebilir abi. Link koysalarmış keşke. Gerçi Ganondorf Diablo atmosferine çok daha yaraşır bir karakter. Ya bu benim giremediğim oyun serilerinden bir tanesi ya. Diablo'yu hep merak etmişimdir abi yani. Hep merak etmişimdir Diablo'yu. Bilmiyorum, bana göre bir oyun mu değil mi ondan da emin değilim. Ama fena durmuyor. Şimdi bu doğrudan Switch'ten alınmış bir şey mi? Kayıt mı? Başka karakterler var mı acaba? Şeye özel. İnternemizde de genel doğru mu var acaba? Medieval Remake ne oldu? Vallahi bilmiyorum abi, yapıcısına sorayım. Resident Clank daha jelatini de açmadı, duruyor ya sulu karpuz. Aç gözlülükten öyle aldık. Kaldı. Ya benim işlerim biraz rahatlasa karpuz, daha fazla oyunlara vakit ayırabileceğim de, yok abi ya. Ne? Switch'te 60 FPS çalışıyormuş. Abi yapar. Blizzard yapar. Blizzard yetenekli bir firma. Ah, gel bana. Aranızda sağ olsun Sulu Karpuz'a teşekkür ederim tekrardan. Bizim haber vermemizle birlikte 90 lirayken Metro Exodus alanlar var mı? Hemen bir emotu görelim abi. Bir Talha Aynıcı emotunu görelim. El kaldıralım şöyle. 90 lirayken alanlar. Feyzullah sen de haber verdin, eyvallah. Feyzullah ana kaynak abi, o haberdi. Oo öyle mi? Çok teşekkür ederim Feyzullah. Ulan Hakan üstüne yattın aylarca, ayıptır be kardeşim ya. Feyzullah'cığım çok teşekkür ediyorum. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilerim bu arada. PC kaldırsa ya Medral al abi 90 liraya. Varsın PC kaldırmasın abi. Hani 90 liraya aldın dersin oyunu. Anlatabiliyor muyum? Bu arada hani
Diablo mu kaldı diyorsunuz da haklısınız. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Switch biraz böyle şey bir konsol değil ya. Tamam, yeni oyunlar gelmesi konusunda %100 hemfikirim sizinle birlikte. Ama öyle bir şey ki portable olarak oynayabilme, işte Skyrim'i portable oynayabilme, Diablo'yu portable oynayabilme veya çıkacak diğer oyunlar içinde mesela Into the Breach geliyor. Dead Cells var indie oyunlar bazında konuşacak olursak. O yüzden hani biraz daha farklı konumlandırmak gerekiyor Switch'i. Hani Switch'e 20 sene önce çıkmış bir oyun da gelse yine sevinirim. Sevdiğim bir oyunsa şayet. Kendi adıma konuşacak olursam tabii ki. Metro Exodus New Gameplay Trailer. Hadi bakalım. 90 liracılar öne çıksın. 90 liracılar. $90 ya şu. Oğlum zaten trailer'ı izlerken bak 50 çıkarttı parasını. Oo. Tabii yani ama metrodaki atmosfer alamıyorsun o gündüz vakti rayların üzerinde giderken ama farklı. Farklı olması da hoşuma gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Ya Alkan yoktu bu. Bugün gelemedi. Geldiği zaman konuşuruz da tanıtım videolarındaki gibi iyi görsellere sahip değil dedi. $90 iyi bakın abi. Tamam abi, benim oynamama gerek yok. 90 lirayı çıkarttı ya. Oo. Abi iyi. İyi duruyor biliyor musunuz? Gerçekten iyi duruyor. İyi duruyor abi. Pre-order mı? Ama pre-order ettik abi. Ya abi PS4 for the players diyorsun ama burada Nvidia trailer diyor. What the fuck is going on ya? Güzel duruyor abi. Bunu zaten biliyorsunuz. Shadow of Tomb Raider 2080 Ti gameplay. Hadi bakalım. Battlefield 5 Nvidia gameplay. Control trailer. Hadi bunu da açalım. Dark Pictures. Bunu da merak ediyordum. Şimdi şunlara kısaca bir bakalım. Abi şu oyun Allah'ıma çok şükür single player campaign multiplayer değil. O yüzden best game yavur. Hikayeyi severiz. Nedir o Feyzullah? Link atmışsın ama eminim belli yerlerde güzel yapmış, manzara hayran bıraktırırlar. Genellikle o tarzda oluyor. Şimdi bunu 2080 Ti olduğunu nereden anlıyoruz abi? Daha mı poposu bıngıl bıngıl sallanıyor? Yorumunu okurum, niye okumayayım Berkay ya? Allah Allah. Uzun Metro Exodus. Abi uzuna gerek yok. 45 dakika neyini izleyeyim Feyzullah? Alacağım, oynayacağız abi ya. Gözünüzü 45 dakika çok abi. Ben bir oyunun vallahi bugün yine hani IRL falan diye izliyorum. Bakmasam ben o kadar da izlemem ya. 2-3 dakika yeter. Birkaç hareketini göreyim yeter abi. Bokunu çıkartmanın alemi yok. Aa bak yine şey gördük. Ben burada artı eksin bir şeyini arıyorum ama abi burada abi, nereden anlayacaksın artı eksin şeyini? Ah 43 saniye Nvidia trailer. Ulan 43 saniyelik trailer'ın zaten 5-10 saniyesi Nvidia logosuyla geçti. Ha bu o mu? Yine de Battlefield 5'e heyecanla bekliyorum ya. Battlefield abi. Son savunma hatlarımızdan bir tanesi. Açık beta'ya katılacağız ya, inşallah beraber oynarız yayında da. Açık beta'ya bütün PC oyuncularını davet ediyorum arkadaşlar. Beraber canlı yayın yapacağız. Bir ekip kuracağız bakalım. Aha. Bu da Quantum Break 2.
Ben beğendim ya kasvetli karga. Alfasını da beğendim en azından. Güzel toparlarlarsa biraz da ertelenmesi hoşuma gitti o yüzden. Hadi bir şeyler olsun. Tam böyle Alan Wake'in şeyini falan hissediyorsunuz şuralarda ya. Bu adamların tarzı hiç değişmiyor ha. Yani tarz değişmiyor derken hep aynı oyunu yaptıklarını düşünmüyorum ama sunum tarzı kendini hissettiriyor kesinlikle. Teşekkürler bu benchmark için. Dark Pictures Anthology Announced. Hadi bakalım. Until Dawn'ı severek oynamış birisi olarak bu duyuruya çok sevindim bu arada ben arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Giga Raze muhabbetini bilmiyorum abi ya. Çok yakından takip edemedim. Dediğim gibi Gamescom'a daha yeni yeni bakabiliyorum. Muhakkak irdeleyen, açıklayan bir yerler vardır. Oralardan takip ederiz. Ha, PC'ye mi geliyormuş? Antoloji olacakmış. PlayStation 4'e özel olmadığı belli. The Pictures Anthology is a series of standalone horror games building on Supermassive's reputation for horror, where the choices that you make and the actions that you take are the stories that you get. RTX çekilmiş yapmışlar ya. Will release in 2019. Our plan from there is to release two games a year. Each story is unique and has different characters, different environments, and it's based on different subgenres of horror. Yani her iki şeyin bölümün ayrı bir muhabbeti olacakmış. Peki kendi içinde bütünleşik mi olacak acaba bu bölümler? Ne oluyor oğlum ya? Gamescom 2018 is an incredibly exciting time, an important milestone for Supermassive. Not only is it our 10-year anniversary as a studio, and we're announcing the Dark Pictures. Terk edilmiş gemi olan bilgini de beni benden aldı. Çıksın oynarız ya. Xbox Game Pass Mobile App Announced. Nasıl yani? Game Pass Mobile App ne oluyor? Ne işe yarıyor abi? Ha, Manage Their Games. Şeyde var mı şu anda? Çıktı mı yani bu? Ha, şu anda iOS için beta'daymış. Google Play için çıkmış. Fena değil. Xbox app'ten farklı bir şey olarak çıkartmaları bana enteresan geldi tabi. Niye ayrı bir app olmuş çok merak ettim. Fortnite Theme Park. Fortnite Theme Park mı? Geç ya. Comic Book Service Inkipen announced for Nintendo Switch. Oh, Halo Master Chief Collection is being added to Xbox Pass. Remedy Control, Kingdom Hearts 3, Toy Story Live Limo. Yoruldum oğlum ya. Ne kadar çok şey varmış ya. Saat 1'e geldi neredeyse. 15 dakika sonra yatarım gençler. Uykum geldi. Starlink'i geç zaten ya. FIFA 19 geç. Stalker. Ay. Ay abi ay. Bunu gördük, bunu gördük. Ha, Ancho'dan Xbox'a geliyor, tamam. Oğlum 2015'te başarılı oldu, 2019'a gireceğiz, hala çıkacak. Aa, Saints Row mu geliyormuş? Nasıl müsaade etmiş lan Nintendo oyunu gelmesine? Ace Combat. Hmm.
Sea of Thieves. Aa bak bu takip edilebilir işte. Şunu açalım. State of Decay, Dying Light, Bad Blood, Battle Royale Inspired mod shown off. Yani olsun abi ya. Adamlar yani Dying Light 2'de bambaşka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bırakın bunlar da diye bir şeye girsin. Quiet Band, Farming Simulator, YGK, Crew 2, Trials Rising is. Mutant Year Zero benim ilgimi çekiyordu ya. E-Talk Music for Congress. Şunu da merak ediyorum ya. Aa bak ya Sabri bana unutturma, hala burada mısın bilmiyorum da abi şey almamız lazım. Game Pass alalım da şu 6 lirayken Forza Horizon 4 çıktığında suyu çıkara çıkara oynayalım. Bugün son mu? Şu an mı son? Ciddi misiniz? Ne zaman son? Bir bakın hele ya. Aman Feyzullah bak kurban olayım bak. Messenger gets a gameplay demo. Messenger neymiş lan? Online Insurgency. Of çok şey var ya. One Piece World Seeker. Ha bak bu arada. 13 saat var. Ha tamam. Bunun için ilk önce Türkiye'ye geçmemiz lazım herhalde. Robin. Oha spoiler'a dedik, geçmiş olsun. Yerinde. Gameplay, gameplay. Surge 2 mi? Abi çok fazla ya. Ha, Desperado da var burada. Yokosu. Settler. Uf abi ya. Aha Biomutant da var oğlum. Dur çok şeye gitmeyelim dur. Aha çöktü adamların sunucuları sanki. Game Pass'e 14 saat kalmış. Teşekkür ederim abi. Bakalım. Şuradan başlayalım biz. Neredeydik dur. Yani. Şuradan başlayalım. Dur lan şu açtıklarımıza bakalım ya böyle. Bunu zaten görmüştük ama hadi. Hadi abi. Yok ya. Baksana abi şuraya yani. Bunda çok güzel ya hareketler. Baksana ne abi şuralara. Zaten oyunun şurasını oynasam beni ihya eder ya. Tabi oraya gelene kadar benim diğer Kingdom Hearts'ları da bitirmem lazım da. Mirage stuff var şu anda elimizde.
Sora's main companions is it true? His main companions are Donald and Goofy. Donald and Goofy, who I'm sure many people will recognize. Right. Güzel ya, animasyonlar çok güzel. Bu oyunda da. Aha. İlk oyunu sonuna ilk filmi sonuna gönderme gibi. Güzel. Biraz böyle geçsek. Şöyle bir Toy Story oyunu yapsalar be. Çocukluğuma geri döndüm resmen. Devam. Vampire Games mi? Başka bir film yapmıyor muydu ya bu oyunu? Bir şey... Unuttum ama sanki böyle bir film olma değildi. Aha! Warla Death de geldi. Aynı kişi mi seslendiriyor acaba ya bu oğlum? Erkek miydi lan o? Come and get it dedi. Oğlum güzel duruyor ha, bir şey söyleyeyim mi? Vallahi güzel duruyor. Sadece kırbaç var bir silah olarak. Allah Allah. Oğlum bunların 40 dakikalıklarını nereden buluyorsunuz lan böyle? Saçları güzelmiş ablamızın. Çatışma kısmını açalım. Hadi yavrum vuracak mısın? Böyle Lords of Shadow'daki gibi olsa ya, o kırbaçlar şılak 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 ne vuruyordu ya. Neyini beğenmediniz bunu şimdi siz? Çok yavaş geldi. Call of Duty Black Ops 4 verelim sana Feyzullah. Animasyonlar az canım. Animasyon yoğunluğu şey kadar yok ne bileyim. Yani şimdi mesela Devil May Cry 5 ile kıyasladığımızda hack and slash kısımlarını. Evet. Burada daha az animasyon var. Ama bana çok da kötü gelmedi abi gözüme ya. O ne ya, o nereden çıktı? Oynarken oynamak lazım arkadaşlar. Şimdi oynayan kişiyle alakalı olabilir. Hala geliştirme aşamasında olabilir. Tamamen bittiği zaman konuşulacak mevzular, bazı değindiğiniz konular. Evet, böyle bir animasyonlar konusunda daha dolgun olabilir. Daha sert belki de olabilir. Yani böyle bir oturmamışlık var gibi. Özellikle Devil May Cry'ı gördükten sonra konuşuyorum. Ama ben çok da kötü olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Joining me is thinking, which is
this point, there's certainly an amount of genre fatigue setting in. Other games in the genre might not be focusing on that. Your Impala, teşekkür ederim. Twitch Prime'la ilk defa abone oldu kendisi. Evet, Stalker Meet Battle Royale, öyle mi? Animasyonlar fena durmuyor ha. Yalnız tek silah olma muhabbeti biraz üzmedi değil. O ne lan? Biraz şey gibi mi? Hunt Showdown gibi mi acaba bu? Etrafta PvE elementleri de mi var? Uf, şey fena değil mi? Cam mı kırıldı orada? Yani işte bu ne biliyor musun şu oyun? Scam var ya şimdi, herkes scam oynuyor. İşte Twitch çıktığı zaman Twitch'te şöyle iki gün bakırılıp ondan sonra köşeye atılacak oyun yani. Bunlar başka bir şey değil. Hakikaten ben onu şimdi bak Dobik Mancar söyleyince dikkatimi çekti. Metafor falan değil, bayağı kurtlar var. Ne ara denedin ya eski Rulokat? Nerede denedin daha doğrusu? Gamescom'a falan mı gittin yoksa? Ya da betası falan mı var bir yerlerde? Yani Spirit Trials dediği herhalde bu ödül veren denemelerin olduğu şey, neyse kalsın. Abi Blow'un oraya görüntüsünü koyuyorsunuz. Blow yok ortalarda ya. Senin çarkına tüküreyim ya. Oğlum çalışmıyor yani. Çalışmıyor, çalışmıyor. Gerizekalı oynatıcın çalışmıyor abi. Erken işim. BSC Player bundan da beterdi oğlum ya. Bizim moralimiz bozuluyordu lan BSC'de video yüklerken son zamanlarda. Tıklıyorsun, hayvan gibi reklamın sesi açılıyor. Reklam yağ gibi akıyor, izleniyor 8-9 saniye. Sonra bizim video geliyor, takılıyor, donuyor, kalıyor, bilmem ne yapıyor. Ve yavaş yavaş zaten o bizim izlenme oranlarına da etki etti. Yani 5000 izlendiği zaman seviniyorduk, 10.000 izlendiği zaman sevinmeye başlamıştık. Welcome to the Horizon Festival diyor lan. Ne alaka? Ha şey. Tamam, Xbox. Ne alaka diyor. Bu ne? Şimdi başlayalım abi. Ne bu abi? Bu State of Decay. Bu kuşçu sağ olsun hediye etmişti bana da. Bir kere oynadık kaldı öylece ya. Geç abi. Tamam. Bayağı bir güncelleme geliyor benim anladığım kadarıyla. Aaron Burke mi ne? O adam mı lan bu acaba? Abi sadece State of Decay üzerine mi konuşacaksınız ya? Old Indie Xbox Announcements diyorsun. Eşim falan. Çok geç kaldınız abi, hiç umurumda bile değil. Sea of Thieves'in içerisine Halo 3 koysanız dönüp bakmam yani. Oğlum Blow nerede? Blow gösteriyorsun. Oğlum ben de bir... Amazing Creators. Geç abi. Abi DayZ çıksan olur, çıkmasan olur. Yapmayın abi Allah'ın aşkına ya. Ha ben utanırım var ya, bak ben utanırım. Şurada DayZ çıkacak abi konsolumuza demeye. Bir sunum var. Verirler elime şeyi.
sayfayı, bilgileri daha doğrusu. Abi bunları... Oğlum deyiz manyak mısınız lan? 5 senedir boyun erken erişimde. Hani bunun neyini Xbox'ta çıkacak diye insanlara haber edelim. Gerek yok, titredim bunu derim yani. Yapmayın abi, gözünüzü seveyim ya. Saçma salak işler, yemin ediyorum ya. Deyiz mi kaldı oğlum? Adamlar yapamadı. Oyun olmadı, çıkmadı lan oyun erken erişimde. 5 senedir erken erişimde lan oyun. Bir bok olacağı yok o oyundan ya. Madem o kadar özeniyorsun, bir şeylerden bahsedeceksin. PUBG'ye gelecek güncellemeleri falan konuş madem. Hala Deyiz diyor ya arkada ya. After Party. Ha, bu şunlardan Kingdom Two Crowns. Allah Allah. Warhammer Vermintide. Some of them are coming to Game Pass and some of them are just launching on their own, but it's been great to Ah, Below. Console launch exclusive. Below'u ben de uzun süredir bekliyorum ya. Children of Mine. Şu Raji neymiş ya? Güzele benziyor ha. Raji. Planet Alpha. Aa bak, bu da güzele benziyor ha. Şunları not alsak ya, Planet Alpha ile. Ha, Tunic. Bu da fena durmuyor da. Şu Planet Alpha. Evet, öyle yazmayaydık, iyiydi. Hakkı Özer, hoş geldin. Aha. Ne olacak acaba bu oyun böyle? Ben böyle estetik açıdan güzel duruyor oyun ya. Yani. Böyle Inside Limbo gibi bir açısı var oyunun. Kamera açısı, kamera takibi. Bana bunu anımsattı. Tabii bu çok renkli bir oyun, hem Inside hem Limbo'ya göre. Söz etmeye gerek bile yok. Neyse, diğer oyun neydi ya? Rajin miydi? Gamer değil oğlum, game ya. Okey. Rajin miydi yoksa? Aha. Çocuğun adı Raji herhalde, kadın Raji diye. Mustafa hoş geldin. Bunlar ne böyle? Aa, bize kutsal bir silah mı gönderiliyor acaba? Kısa tanıtım videosunda bayağı bir ilgi çekici gelmişti de şimdi fena değil aslında ya. Bak, çocuğu götürüyor herhalde. Göbek möbek nasıl titriyor ya. Oynanır bu. Umarım sıkmaz. Oyunun sürekli kendi içinde kendini geliştirmesi lazım. Helal yazmış, tam bırakmış. Game Pass'i halletmemiz lazım ya.
Bunu geç abi. Trials'ı geç abi. Merak ediyorum ama sonra bakarım ona. Şu Mutant Year Zero, ha, cinematic trailer. Bana gameplay lazım ya. Yani çok güzel gözüküyor oyun ama gameplay olmadığı zaman bir kıymeti yok. Baksana abi, bayağı keyifli duruyor. Of. Şu gerçekten oyun içiyse çok hoş abi. Oho. İşte bu oyunun tadına bakılır. Bu oyunun tadına bakılır abi. Bu kim yapıyor? Wisdom Classic Swedish Pen and Paper RPG. Strange kind of post-apocalyptic. Oldukça tuhaf bir kıyamet sözü dünyaya sahip. It didn't really tell me what kind of thing. Ya Feyzullah, Divinity'yi kim izlesin abi yayınlarda ya? Hani oynarım da, hani kimsenin umurunda olmaz gibi ya. Funcom mu yapıyor? Funcom kimdi ya? Çok tanıdık geldi ismi. Hani görsel olarak ve hani sanatsal estetik olarak çok güzel. Farklı. Howard the Duck'ı hatırlattı zaten şu arkadaş bana. Kimdi? Şuna bakacaktık. Bu linkler ne ya? Raji Gameplay 2017'den. Tal abi, fark ettim ki senin güruh normal oyun oynamıyor. Niye, ne oynuyorlar ki? Bizim ekip farklı ya. Biz Türkiye'deki şeyiz işte. Bu farklı oyun arayan kitle diyelim. Şuna bir bakayım 5 dakika. 5 dakika değil yani 2-3 dakika bakalım. Bir dakika, Destroy Hives, Collect Samples diyor. Burada görevler var. Nasıl bir tutorial bu? Feyzullah'ın dediği oyunu hayatında ilk defa mı duydun? Ömer, sende de varmış biraz ya sıkıntı. Dying Light, Bad Blood, bu mevcut Dying Light oyununda bir şey mi acaba ya? Another new gameplay demo showed off 5 additional minutes of Dying Light, Bad Blood, the upcoming PvP Battle Royale style mode coming to Techland Zombie Survival RPG. Peki geç, Quiet Man. Bu benim hoşuma gitmedi ya. Chronicles 2 point zaten çıktı şöyle Desperado. Komandosçular koşun. Last Night'a ne oldu hiç bilmiyorum ki. Bedava DLC. Güzel. Olsun abi, Dying Light'a zaten inanılmaz destek verdi adamlar. Bırak o da yapsın Battle Royale. Herkes yapıyor zaten. En azından hani mevcut base'ine, hani oyuncu topluluğuna ücretsiz bir şeyler hediye etmiş oluyor. Gamescom 10 sene olmuş mu ya? Darling.
gameplay. Tamam, onu da bakalım. Dying Light 2 çok iyiymiş diyorlar. Bilmiyorum, oynamadan bir şey diyemem ama umarım. Ne lan? Hey yavrum ya. İnsan böyle hemen aklına eski oyunlar geliyor ya. Hombre. Oy. Vektör adamı içeriye soktu. Eh yani alfa oldu işte. Geçiş nasıl? Ha, ikisi yan yanaymış. Ben de başka bir yerde bekliyorum diğer oldu. Şimdi bakalım bunu nasıl geçecekler. Eyes open. Watch you. Not for all. Who I was with. Sure glad I'm meeting your expectations. Let's get moving, amigo. Bunu nasıl alacaklar? Şuradan gidiyor. If it be good to me, you got your once already. It's all yours. Aha, yakalandı mı? Şu niye öyle kaldı ya? Bıçaklandığı için mi böyle stunlanır gibi oldu? Oha, ölüyor bizim karakter. Aman malları dikti. Güzel duruyor ya. Güzel. Hiç fena değil abi. Ha, Shadow Tactics'in yapımcıları yapıyor değil mi abi oyunu? Güzel yani, böyle oyunların bir şekilde destekleniyor olması. Settlers'la alakalı da güzel yorumlar duydum. Evet, Shadow Tactics de güzel oyundu. Ben çok az oynayabildim. O da PlayStation 4'te. Aynen o da. Ay senin çarkına. Tut ulan, tut işte. Ah. Çok güzel duruyor. Biz mi yönlendiriyoruz bundan? Aha.
in this case it's frost or cold. You could also be playing with demo now and have heat zone, kind of desert light, or a biohazardous forest, or a radioactive medium, for example. And that kind of mixes up. Animasyonlar çok çiğ ama. Sure. And those all come with, it's worth noting, those all come with these environmental modifiers. Yes. Like frost. And what does that mean in terms of gameplay? Do you have to account for that? Yeah. We will see sooner when the play continues that we set up a meter. Yani ana karakterin 2 ayak üzerinde gitmesini beklerken koşmaya başlayınca 4 aya dönmesi tabi. Ha, bu bölgeye şimdi giremiyor muyuz anlamadım. Yo. Animasyonlar çok çiğ geldi bana ya. Gerçi yine sol alt köşede alfa dev diyor. İnşallah bunları hallederler. Ya oyun güzel olabilirmiş gibi gözüküyor. That was top there, and that is based build that faster based on a combat combo system. Yeah, but can you talk us through the kind of intricacies, because there's just so much going on, so much mobility. Yeah. Is this kind of like an agility build, or is this just the pace? That is the pacing of the game. So the idea is we call it free flow, so we want to enable you as a player to mix and match at any time. So if there's only five jumps, it's called the quad fist. Yeah, and we'll see just in a second. It's really, really cool and unconventional. It's not just you use that because how many unique weapons are there? Weapons in terms of ordinary weapons, the last time we counted, I said before, it's more than 500,000 combinations. But you also have some weapons like these that you can find in the world in specific areas. For example, here is the end of a raid monster that we saw there. So all of these enable you to give you some. Şu ağaç çekimlerinde falan güzel duruyor aslında oyun. Hatta sunum tarzı da güzel olmuş. Kendine has bir estetiği var. Fena değil ya. Yani animasyon kısmında sıkıntılar var yine. Vuruş olayında falan sıkıntılar var. Onun dışında yeteneklerin falan gayet güzel duruyor. Kullanıldığın silahlar, yakın dövüş, uzak, hani ateşli silahlar falan filan. Bayağı da bir seçenek varmış gibi gözüküyor. Baksana. Çat 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 çat. Ve biraz bana niyeyse şeyi anımsattı. Atmosfer olarak diyorum orada. Enslaved. Ne zaman mı kapatacağım? Şimdi kapatırız. Pes. Age of 22. Brawlhalla. Aha. Eno mu? World War Z mi? Blue? Yeah. Ne, oğlum ne kadar çok şey var lan. Rage 2. Bitti zaten. Eno'da mı Yubi'nindi? Anon Game yazacaktı. Ay ulan yazsana Anon Game diye. Evet Ubisoft'unmuş. Hem Settlers hem de Anon. Tebrikler. Sen bir dur şimdi. İspanya mı burası nedir? Hmm.
Bu oyunlara destek veriliyor olması güzel. Ama genelde şey oluyor bu oyunlar. Hani böyle çok fazla büyük bir bütçe çıkmıyor Ubisoft'tan. E hadi yapın bakalım diyorlar. O yüzden çok büyük yenilikle içermeden peydah olan oyunlar oluyor. Valla benim de uykum geldi Mustafa, kusura bakma ya. Benim uyku düzenim şu kamptan beridir 12'ye kadar dayanabilir. 12'den sonra uykum geliyor çok fena. Bir de MSI'da yayın yaptım abi bugün 2 saat. Orası yeterince enerjimi çektiği için, üstüne bir de burada böyle bol diyaloglu bol bol video geçtiğimiz bir yayın beni yamulttu. Kusura bakmayın. Bunu böyle de arkadaşların olacak, co-op falan varsa onlarla oynayacaksın abi. Bunu bizim ekiple oynaması güzel olur yani. Bunu ben asla tek başıma oynamam. Ersin'i, Eray'ı, Mehmet'i alacaksın abi. Onlarla birlikte oynayacaksın. İnanılmaz geyik olur. Bakmadığımız oyun kalmadı değil mi? Cyberpunk 2077'yi soruyor arkadaşlar vardı. Valla kısaca bahsedeyim Cyberpunk 2077'den. Teşekkür ederim 10 bit için abi. Oyun güzel duruyor. Bir arkadaşımız ona Türkçe altyazı yapmış, onu da gösterelim madem öyle. Gerçi bu şey resmi fragman, 48 dakikalık. Oğlum adamın yaptığı işi mi şey yapmışlar lan? Aynı arkadaş değil herhalde değil mi bu? Bundan alıp ona kendine mi çakmış bu arkadaş? Anlamadım. 500 izlenme. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey, oyun güzel duruyor tabii ki. Farklı bir Cyberpunk atmosferi var. Daha önceki Cyberpunk zaten bizim muhabbetimizi izlediyseniz orada bahsettik bu konuları. Üzerinde tekrar tekrar geçmeyeceğim. Şeyi görmeyi çok isterdim. Hani orada arka planda hikaye anlatıcısı, aslında bu olay böyle olmayabilirdi, şu karakter şöyle yapsaydı daha farklı bir yere gidebilirdi dediği noktada orada gameplay olarak da görmek isterdim. Bunu göstermediler. Hani onu görseydik daha farklı bir yorumda bulunabilirdim. Onun dışında özellikle son dakikalardaki yetenekler beni bayağı bir etkiledi. Bunun gibi kim bilir daha ne gibi yetenekler çıkacak, onu da merak ediyorum. Hikayeyi merak ediyoruz. Güzel bir dünyası var. Yani keyifli bir oyun olabilecek potansiyele sahip abi yani. Söyleyebileceklerim bunlar. Kolum uyuştu ya. Dying Light 2 var mıydı? Görmedim. Bakarız şimdi. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Sizden de yorum alalım. Ben sevdim yani. Biraz daha böyle yapılan yorumlardan sonra mind blowing mi diyelim hani buna, bir şeyler bekliyordum ama onu söyleyebilmek için de zaten bu oyunu uzun uzadıya oynamak lazım açıkçası. Yani 48 dakika bile bence bu oyun için yeterli değil. Şuralarda falan ya mesela şey çok hoşuma gitti işte smart pistol vari silahların kullanılmış olması vesaire. Burada şey çok önemli abi, yani hikaye mesela, ana hikaye ne? Yani görevler nasıl olacak? Çünkü şey gayet yeterli. Abi böyle pompalıyı kullandığında falan ayak bacaklar falan kopuyor. Hani dismemberment olayı bayağı iyi duruyor. Bak şurada. Hani o da
Tam şiddet yalnız değiliz de güzel bir his veriyor açıkçası. Jesus. My legs diyor ama o sırada kafası da yok. Nasıl konuşabiliyor onu da anlamadık. Oyunun başındaki pistolu ben de beğenmedim abi. Vurup vurmadığı belli değil. Hatta yani sekmiyor bile. Bir garip yani. Teknik olarak uçan araba var ama süremiyoruz. Evet başka. Sayıları kapatabiliyor. Ya bu artık oyunlarda o tarz HUD problemleri yok arkadaşlar ya. Pek çok seçenek sunuyorlar. Hani God of War'da da vardı o. Tamamen HUD'ı kapatabiliyordunuz. Yani onlara çok bence takılmayın. Bu sokakta paralar yatmış. Ama bu adamın bu videodan para kazanabilmesi için 500 bin veya 1 milyon izlenmesi lazım ki bir şeye benzesin. Adam 500 izlenmiş yazık ya. Çok büyük emek harcamıştır ben onu tahmin edebiliyorum. Şunlar benim bayağı hoşuma gitti ya. Duvara tırmanıyor onlarla vesaire. Mesela çok güzel detaylar var. Burada bir şeyi hackliyorsun. NPC'yi hackliyorsun. Ondan aldığın verilerle birlikte boss karşılaşmasında boss'un zayıf noktalarını falan da öğreniyorsun gibi şeyler var. Ya tabii canım uzun bir oyunun süresi olacaktır Musti. Ağı hakkında ne düşünüyorsun? Neyin ağı abi? Yapay zeka. Oyunun yapay zekası hakkında mı? Ya bunlar belirleyici videolar değil abi ya. Çok erken aşamada. Adamlar belki easy'de oynadılar rahat bir şekilde gösterebilmek için oyunu. Yani çok bir şey diyemiyorum. Şu anda çok da şey gözükmüyor hani. AI çok dişli gözükmüyor. Kötü de değil tabi de. Yok ya gündüz böyle kalır gibi düşünüyorum. Aman from Misty Town. Ne güzel bir rumuz o öyle. Gece moduna geçtiğinde zaten oyunun şeyi değişiyor ya, havası değişiyor abi. Şunun sonunda mı gösteriyordu? Sanki videonun sonunda gösteriyordu, evet. Yani o konuda biraz daha bir vurucu bir atmosfer görmek lazımdı bence. Evet, mermi sektirme güzel olmuş. Gerçekten güzel düşünülmüş. Evet, bir de Dying Light 2'ye bakalım madem öyle. Dying Light 2. Ya bunlara uzun bir sunumu varsa şey yapmayalım yani. Daha sonra da bakabiliriz. Önce. Bir hafta önce şu mu acaba? Bu Bad Blood. Bad Blood çıkıp duruyor abi. Dying Light 2'ye bir şey yapmışlar mı E3 bir şeyde Gamescom'da? Varsa siz atın abi. Dying Light'tan yeni video yok mu? E niye Dying Light dediniz o zaman abi, anlamadım. Yeni yayınlanan videolara bakıyoruz. Demin Eray yazmıştı. Görmedim ya, hala burada mı? Allah Allah, çok acayip ya. Şuna bakalım madem öyle.
daha bir akıcı hale getirmişler gibi oyunu ama o ne lan? Sniper mıydı o? O ne be? Oynamak lazım aslında. Fena durmuyor ha oyun. Özür dilerim. Bu adamlar hep böyle Lords of Fallen'da da ilk Surge'de de çok aslında şey yapamadılar ya. Kıramadılar kabuklarını. Şu Deck 13. Bunlar da Polonyalı bu arada. Peki efendim. Şimdi benim şeye bakmam lazım. He mi? Game Pass. Game Pass'e geçmek için Xbox One'ı benim Türkçe'ye taşımam lazım. Dur ya şurada yapalım 2 dakika ya. İşte yayın mayın da yapacağız.